Boş. Boş. Ama ama kendi başına boş değil. Sizin yorumlarınızla dolu. Orayı sizler dolduruyorsunuz. Orayı siz kapatıyorsunuz. Orası boş. Orası boş. Ama kimin için? Sizler için. Sizler için boş. Sizler için boş. Kesinlikle. Çünkü biz bir aileyiz. Alper Kağan Şimşek. A o bir oy olmuş demiş. Ne güzel efendim. Umarım 31'e kadar gider. Umarım 31'e kadar gider yani. Bırak arka plan çok güzel. Teşekkür ederim. Daha iyi olabilir diye umuyorum yani. Biraz daha boş olmasa daha güzel olabilir. Doldurulacak. Doldurulacak. Bekliyoruz. Es dur kızım. Tam oynayabilirsin. İstediğin kadar kemirebilirsin yani şeyi. Ee, terlik sıkıntı değil. Evet, bu da buradan sallanmasa Namık Kemal abininki gibi güzel olacak yani. Biraz daha iyi koro olsan güzel olurdu. Neyi? Rod Porius hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Yeni arka plan güzel. Daha yapmadım. Olacak. Daha, bu, daha, ilk, daha, daha bitmedi. Daha olacak. Arka plan daha işi var. Daha bitmedi. Bu yayın neler yaşayacağız dostum. Efendim bu yayın öncelikle azıcık sohbet edeceğiz. Daha sonrasında ise daha sonrasında ise ee, şu geçen yayın gelen oyunlardan bazılarını denemeyi planlıyorum. Onlarla oynamayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz yani bir göz atacağız. Mantın. Oynayacak oyun çok çünkü malum. Oynayacak olan oyun çok yani. Berkay Çalışkan hoş geldin. Teşekkür ederim için. Uğur Yılmaz yaşandık böyle demiş. Kesik yaşandık, yaşlandık. Kesik yaşlandık yani. Sen orada dimdik dur gene ezeriz. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. PlayStation 4 için yeni oyun alacağım. Red Dead Redemption 2 al. Red Dead Redemption 2 al. Poppy Playtime. Poppy Playtime oynanabilir evet. Poppy Playtime galiba. Bakayım gelen oyunlar arasında galiba Poppy Playtime vardı. Boktan bir yürüme simülasyonu, korku oyunu. Neden olmasın? Bağırırım, çağırırım, korkmuş gibi davranırım ve herkes çok eğlenir. Kesinlikle yapmamız gereken şey bu olmalı. Ben ne kadar bağırır çağırırsam para o kadar güzel gelir. Poppy Playtime bok gibi oyuna benziyor. Gerçekten öyle mi değil mi Merak etmiyor. Değilim. Oynayıp hı, göreceğiz efendim. Hı, göreceğiz yani. Ee, sen Sabri'nin son tweetlerini gördün mü? Görmedim. Sabri'nin son tweetlerinde ne, ne, ne yaşanıyor? Neden Antalya'da dururken hala İstanbul'da yaşıyorsun? İstanbul'u seviyorum. Antalya'nın e, Antalya'yı göz önünde bulundurdum bu arada. Yeni eve bakarken kiraları şöyle bir baktım. Hiçbir fark yok Antalya'nın İstanbul'dan ve onun yerine hani sponsorlu işlere, basın ön gösterimlere, zarta Zorta daha rahat gidebileceğim İstanbul'a kalmayı tercih ettim. Çünkü hiçbir fark yok yani, aynı. Aynı yani. Sony servis sistemini görmedim. Hayır. Nedir? Bunlar neler? Neler oluyor arkadaşlar oyun dünyasında? Haber verin bakalım. Tenrabi'le çok daha çok yayın gelsin. Çok zevkliydi. Vallahi te, Tenrabi'nin eee dükkanları Konsolosluğa artık Bana çok uzak arkadaşlar. Bu gidebileceğim şey değil. Spiderman biletleri satışa çıkmış. Sinema maksimum çöktü. İnsanlar saldırdı bildiğin. Zar zor aldım biletimi. Harbi mi? O kadar ha? Yani Avengers'da falan bile böyle bir manyaklık yoktu diye düşünüyorum ya Spiderman kadar. Basın gösterimini kaçırmamam lazım. Ne olursa olsun Spiderman basın gösterimini kaçırmamam lazım. Eee. PlayStation 5 Game Pass gibi bir sistem çıkartıyormuş. İşte Oha. bu önemli bir haber. Bu önemli bir haber. Şu habere ben hemen bir yan taraftan göz atayım. 2022'de hangi oyunları bekliyorsun? Elden Ring'i bekliyorum. Başka hiçbir oyuna gerek yok. Elden çıkması benim için yeterli olacaktır. Sony Game Pass diye aratayım bakalım ne çıkıyor. Ee, bir saat önce Sony PlayStation için Xbox Game Pass rakibi bir şey geliştiriyormuş. Yani e, geç bile kalmış açıkçası. Yani geç bile kaldı. Umarım yetişebilirler. Umarım yetişebilirler. İngilizcesine bakalım. Sony developing. Mantıklı. Game Pass yine. Jason Rip hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet. The Loadout diye bir sitedeyiz. Bakalım ne diyorlar. Bunu şöyle aldığım zaman doğru gözükecek mi acaba? Doğru gözükecek. Sonra uh, tamam. According to Bloomberg, the service is expected to launch this spring and will be available on PS5 and PS4 with three tiers. The first will give you the standard PlayStation Plus benefits available now, with the second giving you access to the library of PS4 games and select PS5 games. The final table will appear to offer something fans have been wanting for years full access to the collection of classic PlayStation games from PS1, PS2, PS3, and even PSP. Holy fucking shit. The services reported they also expected to retain the PlayStation Plus branding, with the service having the great last 12 months of full of games. which minute? There's also a redemption pass. Vita serves having a great. Ha, okay, tamam. The finer details like pricing, how many games, etc. bunlar daha bilinmiyor. Anladım. Hmm. Hmm 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 hmm. hmm. Uh, Aa, tamam. İlk tier, birinci seviye üyelik PlayStation Plus benefitleri veriyor. Okay. İkinci ikinci tier, ikinci seviye PlayStation 4 ve PlayStation seçilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarına erişim sağlıyor. Bu bayağı Game Pass'in aynısı. Son tier en heyecanlı olan bu. Yani PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation ve hatta PSP'den bile e, oyunlar oynayabileceğimiz bir kütüphane sunuyor bize. Altan Yağlı hoş geldin. Teşekkür ederim Yani bu tatlı bir e, özellik tabii ki. Güzel. Fiyatına bir Öğrenmemiz gerekecek ne kadar pahalı olacağı bilmiyorum eğer Nintendo 64'ünki gibi saçma bir şey olursa Switch'teki e, alamayız ama ama eğer uygun bir fiyattan çıkarsa ki ülkemizde PlayStation fiyatları düşünüldüğünde ve PlayStation Corona düşünüldüğünde çok da uygun bir fiyattan çıkmayacağını tahmin ediyorum uygun bir fiyattan çıkarsa oldukça tatlı olacaktır. Game Pass'e rakip olabilecek seviyede içerik sunabileceğini şu an için zannetmiyorum ama önemli bir eylem. Yani tabii ki bir de şeyin kütüphanenin ne kadar şey olduğuyla da alakalı. Yani PlayStation 1, PlayStation PlayStation 3 kütüphanesinin ne olduğuyla da alakalı. Şimdi PlayStation 1 klasiğin içerisinde şey vardı hatırlıyorsunuz. Ya PlayStation klasik mi lan o aletin ismi? Onun aletin ismini unuttum. Bir tane alet çıkardılar ya mini PlayStation 1. İçinde bilmem kaç tane oyun vardı hatta neler vardı bir saniye ya. PlayStation. Aletin ismini unuttum ha. Ayrıca videosunu çektik kanalda işin komiğin. PlayStation, Sony PlayStation Classic. Aynen. Ee, i̇çindeki oyunlar yazıyor mu? Amazon'dan bakalım. Ee, hayır. Yazmıyor. <laughs> PlayStation Classic. No. PS Classic diyelim. İla Games mi yazayım abi? Bana bir listesini verin şunun Allah aşkına. Hah. 20 tane oyun varmış içinde. Bunlar mı lan oyun harbiden? Battle Arena, Toshinden, Cool Borders, Destruction Derby, Final Fantasy 7, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Oddworld Evolucy, Rayman, Resident Evil Directors Cut, Revelations Persona, Birinci Persona, Rage Racer Type 4, Super, Super Puzzle Fighter Turbo 2, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal, Wild Arms. Ya güzel oyunlar var burada. Anladın mı? Hani gerçekten güzel oyunları var. Ama o klasik PlayStation title'ları denediği zaman şuradan 5 tane falan oyun seçebiliyorum. Kütüphanenin hani 4'te biri ancak gerçekten PlayStation kütüphanesini yansıtacak tarzda. Yani Crash Bandicoot'un olmadığı bir PlayStation 1 kütüphanesi. Bu arada Crash Bandicoot'u hiç sevmem. Onu da söyleyeyim. Ben bu arada bu kamerayı düzgün ayarlamamışım bu iş için. Onu fark ediyorum şu an. Şöyle bir düzenleme yapayım buraya. Yani Crash Bandicoot'u hiç sevmem bu arada. Gerçekten günahım kadar sevdiğim bir title değildir. Ama PlayStation deyince bence Crash Bandicoot olmazsa olmaz. Spyro olmazsa olmaz. Yani bunlar gerçekten PlayStation'ın şeyleri. maskotlarıydı zamanında. Bunlar önemli Karakterle bunun olmalı ya yani bu tarz bir kütüphane nasıl bir kütüphane sunacakları önemli PlayStation 2 kütüphanesi diye nasıl bir kütüphane sunacakları Önemli Kendi lisanslarını alabildikleri oyunları muhtemelen sunmayı düşünüyorlar Bu da bence yeterli Değil Yani daha geniş bir şeyler sunmalılar En azından ee, Mesela şu anda Switch'in NES kütüphanesiyle ile SNES kütüphanesiyle sunduğu şeyler Bir yere kadar yeterli Fena değil Yani ona yaklaşabilirlerse ne ala bakalım yani. Normalde Xbox Series X alacaktım Game Pass için. Şimdi ps böyle bir sistem gelirse almalı mı yoksa Xbox daha mı iyi sence? Abi o senin ne beklediğine bağlı tamamen. Nasıl bir beklenti içerisinde olduğuna bağlı. Yani Game Pass şu anda ekonomik anlamda daha uygun görünüyor ama PlayStation'ın zaten fiyatının ne kadar olacağını bilmiyoruz şu an bu sistemin. Onu bir öğrenmemiz lazım. Take Two'nun Take Two ismine X isminden telif attığını duydun mu? Gerçekten? saçma sapan bir şey mi yapmışlar? Kazanırlar herhalde. Bu tarz saçma sapan şeyler kazanıyor biliyorsunuz değil mi? Daha önce de neydi? Candy Crush Saga ismine Saga geçen her türlü oyunu mu telif atıyordu? Öyle bir şeyler vardı bir ara. Ha? Değil mi? Abi selamlar Arda Aydın'ın haberini duydun mu? İki tane tiyatrocu kadına taciz davası açılmıştı. İki yıl, hap iki yıl hapis cezası almış falan. Hiç, hayır hiç öyle bir şey duymadım. Hiç öyle bir şey duymadım yani. Arkeen'i izlemedim arkadaşlar. Gamepad'e çim biçme simulator. Ne güzel. Ne güzel. Keyif alırsınız. Ekonomi bakanımız yine değiştirilip yine, yeni, yine yeniden değiştirip faiz yeniden düşüreceklermiş. Ne düşünüyoruz? Düşünün. Mantıklı. Böyle devam. Böyle devam. Böyle devam. Son darbeler güzel gidiyor. Aynen böyle de bu. Dolar kaç oldu? Oh, 13.70 Nice, nice, güzel, 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 güzel. Kaçtı? 13 .72 falan filan güzel. İyi. Oğlum speedrun atıyoruz lan. Mantık. Hani Türkiye ekonomisi çökertme speedrun atıyoruz şu anda. Void hoş geldin. Teşekkür ederim için. Speedrun, speedrun bildiğin yani. Türkiye Çernobil'ini yaşamak üzere. O da olur. O da olur yani. O da olur. O da olur. Doları 10 ile çarpadam çarpamadan 11 olmuştu. Harbiden ya. Harbiden ha. Yani. Nerede yüzüyorsun? Havuzda. PlayStation 2 falan mühendisi farklı diye oyunları getirilemiyor demiyor muydu? Şimdi nasıl getirebiliyorlar ki? PlayStation 2'nin, PlayStation 3'ün, PlayStation 1'in bunların hepsini tabii ki mühendisi farklı. PlayStation 1 ile 2'nin birbirine benzerdi galiba. PlayStation 3'te Mantıklı. ekstra bir çip ile çalıştırılıyorlardı. Murat Bora hoş geldin teşekkür ederim. PlayStation 3'ün ilk modellerinde PlayStation 2 ve 1 ekstra bir çiple ile çalıştırılıyordu oyunlar. Ee, sonrasında o çip çıkarıldı fiyatı düşürmek için. 100 dolar mı 200 dolar mı ne düşürmüş herhalde PlayStation 3'ün fiyatını. Şu anda kütüphaneye getirecekler oyunları emülasyonla getirecekler tabii ki. Yani oyunları tutup portlayacak halleri yok. Emüle, emüle edecekler oyunları. Eee ve her bir oyunun emülasyondan tabii tabii ki bir geçme süreci olacak. Yani emüle edilmesinin bir süre süreci olacak. Çok uzun olmasa da. Ee, ya oh, hani emülasyonla gelecekler kısacası. İkide birin oyunları oynanıyor. Evet. İkide birin oyunları oynanıyor. İki o konuda çok iyi destekliyor canım birin oyunlarını. Ee, bana hala mail'ler geliyor. Sanıyorum kimsenin takmadığı oyunlar videomu izleyip insanlar şey diyorlar abi PlayStation bir oyunlarını memory karta kaydedemiyorum falan diyorlar. Yani unuttukları detay şu. PlayStation 1 oyunlarını 2'de oynarken bile hani memory card'a kaydetmek için PlayStation 1 memory card'ına ihtiyacınız var sevgili dostlarım. 2-3 kişiye cevap verdim bu soruyla alakalı ama hala soru sormaya devam ediyorlar. İzleyenler varsa PlayStation 2'de PlayStation 1 oyunları oynarken oyunları kaydedebilmek için PlayStation 1 memory card'ına ihtiyacınız var arkadaşlar. PlayStation 2 memory card'ına kaydedemezsiniz. Onu söyleyeyim yani. Bugün oyun oynayacağız yoğun evet. Bugün oyun oynayacağız. Bugün e, birden fazla oyun oynayabiliriz bile hatta. Yani oyunun ne kadar sardığına bağlı aslında. Oyunların ne kadar sardığına bağlı yani. Yeşil yolda ağladım mı dost? Yeşil yolda ağladım mı? Yeşil yolda ağlamadım galiba. Hatırlamıyorum ama çok üzülmüştüm orası kesin. Morphevzi, PlayStation 1 oyunu tüm PlayStation 3'ler çalıştırıyor. PS2 çipini 2007'de çıkardılar PlayStation 3'ten. PlayStation 1 oyunu tüm PlayStation 3'ler çalıştırıyor. Öyle mi? Herhangi bir PlayStation 3'e orijinal oh. PlayStation 1 oyunu taksak. Bak orijinal diye betmek zorundayım çünkü orijinalini az görüyorduk. Her bir şey oluyorduk yani. Ee, hepsi çalıştırıyor. Allah Allah bundan hiç haberim yok. Benim bildiğim PlayStation 1 ile 2'yi çalıştıran çipi toktan direkt çıkardılar diye biliyorum ben. Tüm PlayStation 3'lerin PlayStation 1 oyunu çalıştırdığını hiç bilmiyordum. Bu olay çok ilginç yani. İyi akşamlar dost bey. Henry Cavill mi ben mi demiş İnan Köse. İnan Köse neye benzedim bilmiyorum. Resmini at değerlendireyim bu konuyu yani. Ee, Steam açar mısın? Sana bir hediyem var. Allah'ım ne geliyor gene? Ne geliyor gene Allah'ım sen ma aklıma mukayet ol. Hadi bakalım ne geliyor? Ne, ne çıkacak çok merak ettim. Evet. Korkuyorum. 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 Epey korkuyorum hem de. Şunu şuradan açayım da en azından. Hentai, ya yani muhtemelen hentai gelecek. Onun farkındayım da. Yapacak bir şey yok. Geliyor bir şeyler. Dur bakalım. Geliyor gelmekte olan. İkinci ekranı ayarlayayım da. Ee, yolla Whatsapp'tan atayım. Whatsapp'tan. Tabii. Avrupa konsoluna Avrupa oyunu takarsan çalıştırır ya da Amerika konsoluna Amerika oyunu ee, bölge kilidi eski konsollarda var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Anlaşılan varmış. Şunu şuraya aldık. Bunu da böyle aldık. Aha da geldi ikinci ekran. Poppy Playtime'ı da alıyormuşum ben herhalde. Vazgeçmişim. Biraz önce bakıyordum siz Poppy Playtime deyince bir hediye. Mantıklı. Oo! Liplus hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin. Aa Saga Frontier Yes. 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 Thank you. Thank you. Aman tanrım hentai oyunu gelmedi lan. Ana para. Oğlum Poppy Playtime geldi lan. Altan Yağlı 20 TL. Şimdi Megami 5 oynadım mı? Oynamadım ama oynayacağım Altan Yağlı. Vaktim olmadı. Taşınma sürecin daha yeni çıkıyorum taşınma sürecinden. Annem falan filan burada evi toparladı gittik falan. Daha anca oyun oynayacak vakit bulabilirim. Aman tanrım. Saga Frontier'ım var artık. Yes. Mantık. Yes. Burak Burak hoş geldin. Teşekkür ederim için. Bugün biraz Before Your Eyes'a bakarız demiştim efendim. Ee, eğer What Remains of Edith Finch kadar iyi ise e, ben bir başlarsam sonuna kadar yardırabilirim bu oyunun. Bayağı tatlı bir oyun çünkü What Remains of Edith Finch bayağı tatlı bir oyun. Bu ne kadar iyidir ne değildir bilmemekle beraber. Ee, aynı zamanda biraz önceki Puppy Playtime'a dönersek ona da göz atabiliriz. Bugün bugünü boktan Puppy bugünü boktan yürüme simülasyonları günü yapabiliriz yani hep beraber. Boktan yürüme simülasyonları oynayalım. Tatlı tatlı. Siz seviyorsunuz yürüme simülasyonu belli. Siz seviyor yani onları? Niye bilmiyorum ama seviyor musunuz? <laughs> Edip için kadar iyi değil ama aşırı, aşırı iyi oyun. Hmm. Hikayesi çok iyi. Hadi bakalım. <laughs> Davut Tatlı. Para. Cyberpunk 2. Next Gen Update'i gelecekmiş. Yani ne anlama geliyor ki Next Gen Update'i? Hani PC'dekinden daha iyi olmayacak sonuç olarak yani. Dolar 10 sıfır atacağız diyorlardı. Kandırıldık inşallah 20'de atarlar sıfırı. Gene kafa karıştırıyor ki. Gene kafa karıştırıyor yani. Erzurum oynayacak mıyız? Sizden gelenler bölümünün tabii ki geçen bölümde Cihan bana Erzurum hediye ettiği için. Değil mi? Değil mi? İnimli Half-Life Alyx aldım. Siz hiçbir Half-Life oyunu Mantıklı. oynamamış bir olarak direkt girmeliyim yoksa ilk oyunu oynasam. Berk Erdem hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür Half-Life Alyx'in içerisinde hikaye namına sadece önceki oyunlara gönderme var. Onun aracılığıyla hikaye olarak pek bir şey Mantıklı. yok. Can Yaşar hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür O yüzden bilmiyorum yani ben Half-Life Alyx'in özellikle pek hikayesiyle ön plana çıkan bir oyun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de çok da böyle hani hikayeye kafayı takmaya gerek olduğunu da düşünmüyorum Half-Life Alyx oynarken. Sidar Çağlı hoş geldin. Teşekkür ederim için. Fire Fantasy kaçtan başlamalı? Sen kaçtan başlamak istiyorsan. Fire Fantasy hiç fark etmez. Her oyun farklı. Tek Two çok iğrenç firma oyunları korsan indirsem gram için acımaz. Değil mi? Değil mi? Ee, half Life bir gelmiş geçmiş FPS oyun diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Güzel oyundur ama yani daha iyileri olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Sarı ederim çünkü geldi biz ileri sen oynasan de gelmiş akar bence. Red Dead Redemption 2 PC'de tekrar oynayacağım. Ama bir şey bekliyorum onun için. Sadece ilk PlayStation 3 modunda Backwards Compatible var diye biliyorum. Benden sonraki çıkan iki model. Ben de öyle biliyorum. Ama anlaşılan tüm modellerde varmış. Yanlış biliyorum şu herhalde. Mantıklı. Gizli kapı hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Arkein'in en iyi karakteri sence kim? Ee, i̇zlediğim kadarıyla Mavi Saçlı Küçük Kız. Çünkü diğer herkes çok geveze ve çok sinir bozuyordu. Mavi saçlı küçük kız da sadece boş boş bakıyordu. Başka bir seride olsa mavi saçlı küçük kıza da ayar olurdum bu arada. Ama hmm. orada sadece daha az konuştuğu için gıcık olmadım. Dissiyonu ekonomi için sıçıyorsun ve düzeltmek için yaptığın her konuşma ekonomi daha da sıçıyor. Düşünmeme gerek yok. Nuri bir geceyi nasıl ne düşünüyorsun? Hangi filmleri izleyip beğendim? Şu ana kadar sadece iki filmini izledim. Kış uykusunu ve Ahlat Aydın'ı seyrettim. İkisi de e, çok çok iyi filmlerdi. Kış uykusunu çok daha fazla beğendim. Ee, çok iyi diyalog yazan bir e, yazar ve yönetmen olduğunu düşünüyorum Nuri Bilge Ceylan'ın ki benim için de genelde bir filmde en çok aradığım şey zaten diyalog oluyor. İki karakter arasındaki diyalog benim için her şeyden daha kıymetli oluyor. Kış uykusunda Haluk Bilginer'le e, Demet Akbağ'ın e, bu şeyle alakalı. Para. Yani hatırlamıyorsun. Ego ile alakalı bir konuşma şeyi vardı. Bir... Tarık Yüksel teşekkür ederim para sağlasın. İkisinin bir konuştuğu bir sahne vardı yani o sahnede ben inanılmaz kaptırmıştım kendimi yani o ufak tefek gerginlikler ufak tefek alttan alttan birbirlerine laf sokmalarına falan filan inanılmaz keyif almıştım o sahneden. Misafir para. Heyecandan direkt kabul ettin oyunu İyi oyunlar etmez miyim Saga Frontier diyoruz çocukluğumun oyunu o benim. İkinci RPG oyunum olabilir Guardians Crusade'den hemen sonra o yani Guardians Crusade takılınca başladığım oyun olabilir o benim. Çok keyif alarak oynamıştım bitiremedim hiçbir zaman geri dönüp bitirmeyi çok isterim yani. Tek tuğ bana mavi saçlı feminazi 131 kilo sayıcı ve kızları hatırlatıyor. İlginç bir bakış açısı. Bu arada arkada Oculus Quest 2 görmüştüm. Resident Evil 4 VR gelmez mi? Pahalı be. Oğlum 40 dolar vermem ben Resident Evil'a e, yani Resident Evil 4'e. 20 senelik oyun yani. Her hani ne kadar yeni bir versiyon olsa da. Yani. İyi. Oynamayı çok istiyorum da pahalı. 31 TL aman tanrım. <laughs> Sen var bugün bir Dead Redemption Witcher 3 mi genel olarak daha iyi tartışmalıyız. Sence hangisi daha iyi? Net Red Dead Redemption 2. Net. Net yani her şeyle. Doom oynamadım. şeyde başladım. Canlı başlamıştım. Konsol oyundayken kahkaha krizine soktu oyun beni. Bütün buglarıyla, girişleriyle falan saldık süre sonra. Evangelion Rebuild izledim tabii ki. Hepsini izledim yani. Elden Ring çünkü oynadığın kısmına bakar. Red Dead daha iyi olabilecek mi? Çok farklı kulvarlardaki oynar Aynı kafa yapısında oynar değiller yani. Ee, Enis Kirazoğlu bunu beğenmedi. PlayStation 2 sende de bazı oyunlar siyah-beyaz çalışıyor muydu? Hayır. O genelde şey oluyordu. NTSC PAL oyunlar muhabbetinde yaşanan bir durumdu o. Ee, televizyonun eğer bu şeyle formatlardan birini desteklemiyorsa senin için... Bir dakika! Evet! Evet! Vardı bende. Siyah-beyaz çalışan Ninja Kaplumbağaların bir tane dövüş oyunu muydu? Gel dövüş oyunu ya. Galiba dövüş oyunuydu. Siyah-beyaz çalışıyordu bende. Bazı oyunlarda evet yani olayı nereden hatırlıyor olabilirim ki yani eğer çalışmıyorduysa eğer hani siyah beyaz çalışmıyor nereden hatırlayacağım ki ya böyle bir olay tanık olmam lazım ki hatırlayayım değil mi? Tabii ki yani bir iki tane oyunda galiba yaşadım onu ama çok sık yaşadığım bir şey değildi. Ya bir oyunda ya iki oyunda yaşadım sadece. Canon nasıl bir anime dedi? için iyi bir alternatif mi? Canon'u önce seyredersen daha iyi olur Clannad'dan. Clannad'ı Planet izlediysen eğer Canon birazcık ayıp kalabilir bazı yönüyle. Klanat daha ağır vuruyor, daha yavaş işliyor, daha dipten e. dipten geçiyor kanun daha hızlı geçiyordu. kanun böyle şeyin prototipi gibi. Tek tu ne sadece tek ismini değiştirmeye zorlamış. Oh. Herhangi bir rakipte anlamsız her ismini sahip tüm baskı uyguluyorlarmış. Salih Dalaklı vizeler geç kalmış yetersiz ülke gündemi hayat çok boktan Umutsuz, umutsuzluk, umutsuzluk içten içe bitiriyor. Yeni bir durum değil ya. Ya bu ülkeye karşı veya ya da geleceğe karşı olan umudunuzu yeni kaybetmiş olamazsınız yani. Ben onu kaybede çok uzun zaman oldu. Ne diyeyim yani. Özellikle sürekli sinematik giren oyunlara küfür edenlere Half-Life 1 öneririz. Resident Evil 4 VR Torrent indir. VR Torrent indirebiliyor mu arkadaşlar? Şimdi Oculus Quest dediğimiz alet bu. Yani... İçinde kendi şey var. Bu arada bu ekstra bir parça. Bunu kendim ekstradan sipariş edip taktırdım. Çünkü kendi strapleri berbat. Yani kaf inanılmaz ee, kafa yoran şeylerde. Bunu ekstradan dünyanın parasını verip almak zorunda kaldım. Neyse. Bu evet. aletin her şey kendi içerisinde. Kendi mağazası var. Yani all in one bu alet. Yani bunu bilgisayara bağlayabiliyorsun okey de. Resident Evil 4 VR'ın bilgisayarda çalışabilen bir versiyonu var mı ki? Benim bildiğim kadarıyla direkt bunun içerisinde çalışıyor olması lazım yani. Bilmiyorum o yüzden çok anladığım konular da değil. Ne yalan söyleyeyim. Çok anladığım konuları değil. Onun içine direkt olarak oyun atılıyorsa yaşadım. Yani günüme gün katarım yani. Ah. bayan 3 ne zaman çıkacak? Ne bileyim 2022 dediler. Android ile çalışıyor. O yüzden çok rahat oluyor. Hmm. Hmm. Bizi'ye bağlanan her şeyin korsanı çıkabilir. Hmm. Shovel Knight Cyber, Cyber Shadow'u daha çok güzel Shovel Knight'ı çok daha fazla sevdim. Cyber Shadow bir süre sonra acayip baydı beni. Görsel efekti iyi bile olsa benim doğrudan bunlar sahtediği için içerik sıkıcılaşıyor. Hangi içerik? Hakikaten ne oldu diyeceğim. Orada. de şu Parmağım üzerinde ola şu an. Kalkanı orada duruyor. Bitti. Ve ben gelince 6 bölümünü zor izledim. Bitiremeden bende mi sıkıntı var yoksa eski olduğu için mi? Ne bileyim ben yani onu kendine sorman lazım. Eski olduğu için mi sevmediğim, karakterleri mi ısınamadığım, olay örgüsü mü ilgimi çekmedi, evren mi ilgimi çekmedi? Yani neden beğenmediğinin bir sürü farklı cevabı olabilir. Ama ilk 6 bölümü sevmediysen bence devam etmek için çok da bir sebebin yok. Seri değişiyor mu ileride? Değişiyor ama karakterlere ısınmadıysan ol olacak olan olayları çok önemseyeceğini zannetmiyorum sonrasında. No Nove no Home bileti almadım. Arkadaşlar No way Home bileti almadım. Ee, umudum basın daveti geleceği yönünde. Basın daveti gelmezse eğer o zaman bir şekilde başımı çaresine bakacağım. Gunplay yapmak Gundam izlemekten çok daha keyifli. Animesi neden bu kadar kötü? Hangisi lan? Gundam'ın çok kötü animeleri de var. Çok güzel animeleri de var. Hangisi acaba? Başla niye öyle yazdın abi? Çünkü benim sağım sizin solunuz boş. Burası işte. Benim sağım sizin solunuz yani. Abi derin işler düşünmeyin yani. Derin işler düşünmeyin. Benim sağım sizin solunuz işte yani. Souls oyunlarına başlamak istiyorum. Nereden başlayayım? Birden başla yani. Keşke oyunu tek bir formda sınırlandırmaktan serpilip çıktı. herkes güzel oyunların tadına bakıyorsa. Persona 5 Royal kalbimde bir yara. Hmm. Yani ortak bir plan. O zaman tek bir cihaz olsun. İşte herkes onu alsın muhabbeti gibi. 90'ların şu an ile günümüz şu arasında dağlar kadar kalite farkı var. Eski şu yine özgün olabiliyorlarmış. Günümüz şu birbirlerinin kopya yapıştırları. Ben zaten şu anların artık e, izleyemiyorum. 90'ların şu anları derken de neyi kastettiğinize göre değişir diyeceğim. Çünkü 90'ların şu nun anlarını çok izlemedim. Hani ne izledim ki 90'ların şu nun anlarından? Dragon Ball 80'ler sayılıyor diye düşünüyorum. 90'lardan popüler oldu. 80'lerden başlamıştı. 80'lerin sonunda başladı herhalde. Değil 90'larda devam etti. Bilmiyorum Dragon Ball'a katlanamadım çok fazla. İzledim bir yere kadar sıkıldım. Oha. Yu Yu Hakusho falan izlemeyi düşünüyorum bayağıdır. İzleyemedim henüz. Vice Stories oynamadım hayır. Abi o boş yere 1.70 Batman figürü koyman lazım. 1.70 Batman figürü. Yok oraya arcade makinesi gelecek arkadaşlar. Batman Arkham serisinin 4 oyunda aynı motor ile olmasına rağmen neden sıkmıyor ve bu yönünü hiç eleştirmedin? Eleştirdim Arkham Origins'de. Arkham Origins'in Arkham City'nin DLC'si gibi olduğunu ve gelişme göstermediğini söyledim, eleştirdim o konuda. Ama Arkham Knight'ta gelişmeler vardı birbirinin aynısı oyunlar gibi hissettirmiyorlar ki. Her oyun zaten bir sürü şey ekliyor diğerinin üzerine. Arkham Asylum'dan çıkıyorsun. Arkham City devasa bir açık dünya. Bir dünya hayvan gibi yan görev bilmem ne. Temel mekanikler aynı kalabilir ki temel mekaniklerde de ciddi değişiklikler yapıyorlar. Kullanılan aletler bulmacaları çözmek için yaklaşımı bilmem ne her şey değişiyor. Arkham Knight'da da aynı şekilde araba ekleniyor. Bu sefer gerçekten açık dünya var. Yani devasa açık dünya yok bu arada Arkham City'de. Öyle bir şey söylediysem o yanlış oldu yarı açık bir dünya var. Kapalı. İçerisinin çok daha ama yoğun olduğu bir açık dünya var. Arkam City tamamen başka. Bu sefer harbiden açık dünyaya devasa alıştırıp içine bir sürü şeyle Arkam Knight da fuck isimler birbirine giriyor. Evet. Arkham Knight'ta araba mekaniği ve peşinde gelen pek çok farklı şey var. Sonuç olarak o ana Batman Arkam oyunları içerisinde gerçekten Sadece birbirinin aynı şeyini yapan tek oyun Arkham Origins. Arkham City'yi fazlasıyla kopyalayarak tamamen aynı şeyi ikinci defa yapan tek oyun Arkham Origins. Rocksteady'nin ana oyunlarında yani Asylum, City ve Night'da bir problem yok. Her oyun birbiri ardından yeterli gelişmeyi göstererek ilerliyorlar çünkü. Tabii ki Night'da çok ciddi sıkıntılar var. Yani. <laughs> Günümüzde animeler neden bu kadar basit ki ben bilmiyorum ben bayağıdır anime izlemiyorum. Alperen Gökçe hoş geldin teşekkür ederim de senin için. Günümüz animelerinden hiçbir şey izlemiyorum çok mutluyum o konuda. Yani no Yayba izlemeye çalıştım berbattı çok sıkıldım o yüzden bıraktım. Bana bu kadar standart işler bu kadar sade hikayeler artık gelmiyor. Benim izleyeceğim animenin yani bir anime izlemeye karar verirsem eğer birazcık farklı bir şeyler yapıyor olması lazım ki izleyebileyim artık Kimetsu no Yaiba gibi 10 yıl boyunca eğitim yaptım. Kılıcım o kadar güçlendi ki artık iblislerin kafasını tek darbede kesebiliyorum tarzı muhabbetlerle gelince ben Aaah! oluyorum. Bana o tarz şeyler gelmiyor artık. İyi. <laughs> Anime yapımcılarında mükemmel light novel'ları ve mangaları bok gibi animasyonları piç ediyorlar. Bir Mushoku Tensei animasyon açısından iyiydi. Mushoku Tensei nedir bilmiyorum. İzlemedim haberim yok ama genel olarak animelerin sadece ee, normal reklamlarda daha uzun soluklu reklamlar olduğunu unutmayın yani televizyonda yayınlanan 30 saniyelik reklamların 20 dakikaya uyarlanılmış ve çok daha yüksek bütçeli versiyonları olduğunu unutmayalım lütfen animeler sadece ve sadece ürün sattırmak için vardır Animeler sadece ve sadece manga ve light novel sattırmak için vardır. Nadiren birileri çıkıp orijinal bir anime yapmaya karar verir ve orijinal animeler genelde daha iyi olurlar. Çünkü kendi işlerinde başka bir hikayeleri vardır. Onun haricindeki bütün animeler sadece ve sadece promosyon amaçlı yapılan işlerdir efendim. Witcher ee, 3 online modu nasıl olacak sence? Öyle bir şey mi geliyormuş? Dostlar Switch'te oyunları sen nereden alıyorsun? Geçen tren yolda Smash aldım. ikinci el çıktı. Onunla uğraştım. Ben Switch'e bayağıdır oyun almıyorum. Monster Hunter Rise'a e en son kodunu istemiştim. Dijital kodunu yollamışlardı. Oradan oynadım. Onun harici Switch'te bayağıdır oyun almıyorum. E, ee, güvenilir neresi var ee, bilmiyorum. Online olarak açıkçası Gizela güvenilir olmalı diye düşünüyorum. Bir fikrim yok. Gizela'dan henüz alışveriş yapmadım ama Talha Gizela'yla bayağı işte, işte oradan yola çıkarak söylüyorum bunu. Onun harici de bence... Alacaksanız eğer bu tarz şeylerden korkuyorsanız tabi e, şeyleri tercih edin. Ee, Mantık. Yani işte şeyin CD medyanın kendi şeylerinden. Dead Space 2 sapı hoşken yani, geldin. Teşekkür ederim. Yani resmi satış mağazalarını almayı tercih edin diyeceğim. O da hayvan gibi fiyatı çok fazla olacak tabi. Yeni Batman oyunu gör görmedim. Yeni Batman oyunu mu gelmiş? Senlerce üniversite okuyup Shell'de kasiyer olmam ve kendi mesleğimden daha fazla para kazanıp hak ettim. Ülkeye olan umudumu kaybettim. Nice. Arkadaşlar bir kavgaya girdi. Mahallelerin neredeyse orta büçüğünün altında olmasına rağmen hala PlayStation aldırmaya direniyor. Tam bir aptallık diye soru ve ona karşılaştırıyorum ama yok. Altan bir para teleparan atarım. Hadi çok fazla anime izlemenizi söyledim. Merak ettim hocam. Monogatari serisi hakkında ne düşünüyorsun? Yani yıllar oldu Monogatari'yi izleyeli. Bir yere kadar seviyorum. Çok bayıldığım bir seri para. olduğunu söyleyemem. Güzeldir. Emirhan Akarsu 30 TL para teşebbüle. Pdm takip edip ilk kez nasip olduğunu şekilleniyor efendim sağ olun. Monogatari muhabbetine dönersek eğer. Yani bir yere kadar seviyorum. Karakterlerin e, diyaloglarını her zaman %100 anladığımı iddia edemeyeceğim. Çok hızlı konuşuyorlar. E, bazı yerleri durdurup izlemek gerekiyor. Muhtemelen ne diyor bu bir dakika deyip bazen tartmak gerekiyor falan. Ben de onu yapamayacak kadar sıkılıyorum. Eren Güler yüz e hoş geldin. Teşekkür ediyorum. E, Monogatari'yi severim. Ben nefret ettiğim bir tarafı olduğunu hatırlamıyorum. Sevmediğim bir tarafı olduğunu da çok fazla hatırlamıyorum. Tamamen diyalog üzerinden giden bir seri. İyidir, hoştur ama bayılmam kısacası. Senin ufak bir ricam var. Ben de televizyoncu gibi bir final ödevim var. Haber yapmam gerekiyor. Videolu kurgu bir şekilde ufak bir röportaj yapsak olur mu? Konum oyunlarla ilgili olacak. İnternet üzerinden yapam dersen öyle olmasın? Arcade makinende hangi oyunlar olacak? Hepsi. Ne zaman yapacağınız oyuna sokayım video çekmeye düşüyorsun? O yapacağınız oyuna sokayım dedirtecek bir oyun çıktığı zaman. Ama man çekeceğini söz katılıyoruz olarak. Basın gösterimde zaten birkaç gün önce izleyeceksin. O videoyu çekip hemen 17 Aralık'ta yayınlar mısın? Kurgu yok zaten. Amacım o yönde. Öyle yapmak. Manga animeler var mı dostum? Var efendim. Yani şöyle manga anime animesi çıktıktan sonra çok popüler olduysa mangaya dönüştürebiliyor. Ama orijinali anime olan işler var. Mesela Evangelion. Orijinali anime direkt. Mangası var tabii ki ama mangası daha sonradan çıktı. Ve hatta yıllar yıllar sonra bitirildi yani. Çok uzun yıllar. 2010'lu yıllarda bitirildi mangası yani. 95'te başlayıp. Ee, kısacası evet. Orijinali anime olan pek çok şey var. Hikaye var. Mesela ee, Anohima, Anohana kısacası uzatmayacağım şimdi. Anohana mesela o da orijinali anime. Ondan sonra Kodgeas'ın orijinali anime bilebileceğiniz şeylerden popüler daha popüler işlerden gitmeye çalışıyorum. Başka 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 başka. <laughs> Darling in the Franks de evet o da o çöp şey de anime. Onun orijinali evan geliyor da neyse. Arkeini izlediğim kadar arkadaşlar Arkeini'nin sadece Arkeini'nin sadece bir bölümünün yarısını seyrettim. E, i̇zlediğim kadarıyla çok sıkıcıydı devam etmedim. Edeceğim bir ara. Etikten sonra konuşacağım söz ama izlemedim yani. PC'ye dokuz senedir bir Spider-Man oyunu gelmedi üzücü. Bence en iyisi bu. Bence en iyisi bu. Daha bir 9 sene daha gelmezse sonra çok güzel bir şey Man. çıkabilir yani. Trek Hazel hoş geldin teşekkür ederim. Ee, başta Arkane'i baştan sonra izledim yaptı sormasınlar. MG Rising Revenge 3.5 saatte bitiyormuş. Evet öyle. Yeni Batman oyunda tam dört ana karakter olacak. Ha Gotham Knight'ta mı bahsediyorsun? Yeni Batman oyunu derken kaseti Gotham Knights mı? Ha okey onu biliyorum tabii ki. Ondan haberim var tabii ki. Neyse <laughs> ki. yoksa 15 dakikadır aynı mesajlar mı dönüyor chatte? Ee, Time girmedin. Sadece bir doskoyol yayını ilk kez izliyor olabilirsin. Ne olarak bizim chat böyle dönüyor. İlk bir tamam. saatte Spider-Man Battle almaya çalışıyorum. Sonra başım Sen Battle almaya uğraşmadım arkadaşlar. Adapted Kai hoşken Teşekkür ederim. Dediğim gibi ben şu an için sadece basın gösterimine davet edileceğimi umuyorum Spider-Man No Way Home için. Basın gösterimine davet edilmezsem eğer en yakın sinemadan bulduğum en yakın tarihteki bileti alıp gider izlemeye çalışırım yani. Şu an önden bir mücadele etmekle uğraşmıyorum ben. Abi, muhtemelen sizin satın almaya çalıştığınız yerler büyük AVM'ler. İstinye Park'tır, Kanyon'dur vesaire o tarz siteler, o tarz mekanlarda gibi IMAX sinema salonlarından falan filan bir şey almaya çalışıyorsunuz ben onlara uğraşmayacağım eğer şey olmazsa. Dedim ki basın daveti gelmezse eğer ben onların hiçbiriyle uğraşmayacağım. En yakınımdaki en basit sinemadan mümkünse sinema maksimum olmayan bir sinemadan bilet alıp gidip izleyeceğim yani. Saints Row 2 optimizasyon o olsun görmemiş. Oyunu PS3'te aldım. Genel olarak 25 FPS'te. <laughs> IMX'ten aldığım için bu kadar sıkıntı yaşadım ben. Normaldir, normal. Star Wars'ta yaşamıştık o tarz durumları. Star Wars zamanlarında ben hala çok basına göstermeye çağrılmayan bir insandım. Force Awakens'ta en azından. Ee, o yüzden biz de öyle bir mücadeleye girmiştik biletleri aylar öncesinde alalım mesela falan filan diye. Şu an artık o tarz şeylerle uğraşmıyorum. O tarz şeylere gerek olmadığını gördüm bu arada. IMX'ten bilmem den ya da böyle açılış gecesinden hmm. büyük bir sinema salonundan bir şey koparmaya çalışmıyorsan bir olarak bilet buluyorsun. 10 TL. Yes. Geçen Steam'in yanında Persona 5 Strike kazanmış. Oyun kötü değil aslında ama benim umduğum Persona değil. Acaba, acaba Persona 5 PC çıkma gibi bir olasılığı var mıdır? O olasılık her zaman var. Olabilir. İhtimaller dahilinde. E, bekleyip görmekten başka çare yok. E, ben Persona 5 Strike aşırı sıkıcı buluyorum. Bitiremedim o yüzden. İkinci dungeon'da saldım. Bu arada şu an Poppy Play Time'ı da alıyorum. Kaç gigabaytmış bakayım da. 3.5 gigabaytmış. Ben bunu yayında indirsem yayın çöker mi? Hadi deneyelim. Hadi bakalım. Şu an yayında yüklemeye çalıştım. Bakalım drop yiyecek miyiz? Şu anda indirme başladı. Bakalım drop yiyecek miyiz? Öbür internet oluyor. Evet yiyoruz. Yiyoruz tamamdır. Dur 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 dur. Tamam 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 dur. Dur tamam. Yedik çünkü. Güzel yedik yani. Çok güzel yedik. Direk yani. Yok. Canlı yayında indirme yapmıyoruz. Ben bu işi anlamıyorum abi. Download yapıyorum. Niye upload'um etkiliyor? Niye? Niye? <laughs> yani. Neyse biz de o zaman neydi lan öbür oyunun ismi? Onu oynarız. Neydi oyunun ismi dur lan? Before Your Eyes, Before Your Eyes oynarız yani. Download ban within limitlersen sorun olmaz aslında. Nasıl? Türkiye Moment. Arkam bütün riddleları nasıl bitirdim? Ben sıkıntıdan bitiremeyip oyunu sildim. Eee, yani çabalıyorsun. Hani başka bir olay yok yani. Oturup uğraşıyorsun yani. Başka bir olay yok. Sadece oturup uğraşıyorsun yani. O riddler mecha fight'ını yaşamak için sadece oturup uğraşıyorsun. Başka bir şey değil yani. Menantiki canlı yayın önemi düşüyor musun? Sarar bence. Niye Menantiki? Niye bir değil? Before Your Eyes pek bir şarkı ismi gibi değil mi? Arkane ben bayağı anlaşılırsa LOL oynamadım hiç hayatımda bu arada. Valla ben anlamadım. Yani karakterlerin neyin mücadele verdiğini anlamadım. İlk sahnede hiç konuşma, diyalog duyulmazken kimin ölüp kimin kaldığını anlamadım. Olayın nerede geçtiğini anlamadım. Dünyayı anlamadım. Anlamadım yani. O karakterler kimin nesiydi de bir anda hani ilk başta aristokrat çocuklar da sorudan mı sokağa düşler onu anlamadım falan. Bilmiyorum yani bakalım. Eeeh. Ah. Kimse takma oynayan videosu ne zaman gelecek? Ee, uzayacak Oha. gelmesi. Bayağı bir uzayacak. Çünkü planlanmadan, planlanmayan bazı şeyler yaşanıyor. Tüke, tüketmekten bakıp üretmeye başlayan bir adamsın. I guess. I guess. Onlar ilerleyen bölümlerde anlaşılıyor. İşte ilk bölümde anlamadım hiçbirini. O yüzden de böyle boş boş bakıyordum. Sonra ben bunu sonra izleyeyim deyip kapattım yani. LoL'in evrenini bir tık bilmek lazım. Ben o bir tık bile bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum LoL evreniyle yani. Abi ben videolarını bayağıdır izliyorum. Beğendiğin oyunların çoğunda oynadım ama hep şu bahsettiğim vuruş set olayı ben hissetmekte sonra Acaba benim algılarımda bir sorun var açıklar mısın? Dante hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Yani vuruş hissiyatı olayını açıklayacak bir şey yok. Vuruş hissiyatı sana vurduğunu hissettiren şeydir. Bu animasyon ne olabilir? Işık efektiyle olabilir. Düşmana vurduğun zaman çıkan demet sayısıyla olabilir. Sesle olabilir. Titreşimle olabilir. Bunları sağlayan bir sürü farklı şey var. Vuruş hissiyatını güçlendiren, vuruş hissiyatını sağlayan bir sürü farklı etmen var. Her oyunda farklı şekilde işliyor bu. Yani Monster Hunter'ın da World ve Rising'de da kendince güçlü bir vuruş hissiyatı var. Dark Souls'un da kendince vuruş vuruş hissiyatı var. İkisi farklı şekillerde sana vurduğunu hissettiriyor çünkü. Bir tanesi sana sayıyla söylüyor. Böyle hayvanı bir damage vurdun diyor. Orada bir tatmin oluyorsun. Dark Souls'da kılıcı ağırcı bir indiriyorsun. Karşı taraf yamuluyor. Çıkan efektle bilmem neyle falan hissettiriyor. Aynı şekilde God of War'da yani o baltayı yerine fırladım sart diye suratına ortuş yaptığın zaman titreşimiyle aynı zamanda yarattığı impactle dalgayla sana hissettiriyor. Oyundan oyuna değişiyor. Bir de Skyrim'e bakıyorsun. Eh. Ben şimdi vurdum mu? Vurmadım mı? Hani karşı tarafın cam barından bir şey gittiğini gördüm ama düşman sabit duruyor. Vuruş hissiyatının gerçekçilikle hiçbir alakası yok. Bay Kosinus'un söylediği gibi gerçekçilikle hiçbir alakası yok vuruş hissiyatının. Gerçekçi animasyonlarla veya gerçekçi feedbackle bir alakası yok vuruş hissiyatının. Sadece karşı tarafa vurup vurmadığını hissettiren detay. Bu kadar basit. Bu kadar. Başka hiçbir şey değil yani. Vuruş sisteminin ne işe yaradığını anlamak için seri senin ilk oyunların Revolver kullanmayı deneyebilirsiniz. Baya kötü değil mi? Hani hiç bir pıt sıkıyordun sadece herhalde yani. Vuruş e -e sen ortaya çıkarmışsın gibi davranıp kavramı seninle ödeştiren bazı insanların olması çok abi. Global olarak çok bilinmiş. Abi benden ne alakası var? Ben de bir yerlerden duydum ki biliyorum vuruş sisteminin ne olduğunu. Benle niye özdeşleştiriliyor vuruş hissiyatı denen şey? Abi hiç alakası yok. Hiçbir alakası yok benimle. Ben götümden uydurmadım bunu. Kesinlikle benimle alakalı olan bir durum değil yani. Sıradaki video ne olacak? Galiba temizlik olacak. Ben, ben bu arada şeyden bahsediyordum. Kimsenin takmadığı oyunların normalde animasyon kısmını başka bir arkadaş ele edecekti. Profesyonel kurgucu bir arkadaş vardı. Kendisi bunu halledebileceğini söyledi. Ve animasyonları daha profesyonel şekilde sunabileceğini söylemişti. Ama ve lakin daha önce bana kurguda yardım edebileceğini söyleyen pek çok insan gibi o da iş yükünün ne kadar ağır olduğunu görünce kaçtı. Ben de birazcık ortada kaldım. Kendim yapmam lazım. Onun için de şu an vakit ayıramıyorum. Farklı planlamıştım çünkü. Aramızdaki elektronik var ama okuyamadım ya. Kaçtı okuyamadım yani. Bunu nereden görebilirim ben? Şuradan bir gireyim bakayım. Burada görebilirsem eğer bakayım üzdü beni şu an şey yapamadım. Tam o sırada açıklama yapıyordum çünkü. Ben gireyim uzun ve Oha. Önemli bir mesaja benziyordu. Chill. Um, bu işte olarak çünkü Dead Last kim sence? İkisi de çok güçlü oyunlar. Karşılaştırmak lazım. Yan yana alıp karşılaştırmak lazım. Yakın savaşta Last of Us 2 o kesin de. Silahlı konular Redemption mı değil mi bilmiyorum. Bir karşılaştırmak lazım. Uzun zaman oldu şimdi. Last of daha yeni ama Red bayağı oldu oynayalım. Bra Moment demiş ki sınıfta bir kız var. Aramızda bir elektri elektriklenme var ama cesaretimi toplayamadığım için vazgeçip eski sevgilime döndüm. Döndüğüm gün gelince hoşlandığım kız yazdı. Çabalasam olur gibi. Sence eski sevgilim salayım mı ne yapayım taktik ver demiş galiba. Yani cesaret edemeyen için eski sevgiline dönmen çok ilginç bir. Yani anlamadım ben bu çok garip bir durum içerisindesin gerçekten de. Hani doğru olan tabii ki eski sevgilinden ayrılıp hani şu an eski güncel olan sevgilinden ayrılıp asıl hoşlandığın insanla beraber olman. Yani doğru olan bu. Eğer gerçekten onunla beraber olmak istiyorsan çünkü şu anda güncel sevgiline de e, ayıp etmiş oluyorsun. Yani kafa olarak başka bir yerdesin çünkü. İsmail Veysel Ateş hoş geldin teşekkür ederim de senin için. Bu soruyu bence yanlış kişiye sordu. O kesin. O kesin. Yanlış şeye sorduğu kesin de yani. Seki videonuzda pattern kelimesi birkaç aylar aklıma takılıyor. Pattern kelimesi direkt algoritma olarak çeviremez miyiz? Tam karşını vermez mi? Algoritma yok. Bence tam karşını vermez. Pattern'ın daha sonrasında karşılığı olabileceğini düşündüğüm birkaç kelime buldum. Yüzde yüz olmasa da bence pattern yerine kullanabilecek bir Türkçe kelime vardı. Şu an hatırlayamıyorum. Ama algoritma değildi. İyi. Neydi acaba ya? Aslında algoritma da olabilir bir yere kadar. Kullanabilir yani. Bethesda neden sevilen bir firma? Bilmiyorum. Adamlar alt şirketin daha kötü oyun yapıyorlar. Evet. Firmanın ne çok RPG kısmı bir ortalama altında. Evet. Oyunları bak dolu. Evet. Evet. Yaşasın. Birileri farkında. Allah'ım şükürler olsun. Birileri farkında. Şunu ağlayacağım. Evet. Evet abi. Evet. Evet. Niye? Niye? Evet. Pattern. Örüntü. Bilgisayar mühendisliğinde dersi var. Pattern Recognition. Örüntü tam olarak şeye de karşılık geliyor mu? Ee, boss pattern dediğimiz şeyde kullanabiliyor muyuz? Örüntü kelimesini hayat içerisinde hiç kullanmadığım için yani sadece bilgisayar dilinde mi kaldı? Yoksa örüntünün bir karşılığı var mı Türkçede diye merak etmiyor değilim. Örüntüyü daha önce duydum çünkü. Ee, örüntü kelime anlamı diyelim. Neymiş bakalım. Belli bir yapıyı belli bir bütüne oluşturan dallardan birimlerin her biri örnek biçim. Ama bu değil işte pattern. Belli bir yapıyı belli bir bütün oluşturan dallardan birimlerden her biri örnek biçim. Bu değil işte. Hani karşılığı olabilir pattern'ın bilgisayar dilindeki karşılığı var ama şey olarak yok galiba. Olay veya bir dakika. Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi. Bak bu güzel. Bu evet örüntüyü evet. Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi. Bu evet pattern'a karşı benim yani boss pattern dediğimiz şey tam olarak bu geliyor. Güzel örüntü olabilir. Da, örüntüyü kullanmaya başlarsak bu saatten sonra millet acaba boş boş ekrana bakar mı örüntü ne demek diye. Burada olabilir bu örüntü olabilir bu işten yürüyebiliriz örüntüden yürüyebiliriz yani. Şema olabilir pattern şeması genelde öyle diyoruz zaten hareket şeması diyoruz daha çok ya. Hareket şeması yani pattern yerine daha çok son dönem hareket şeması demeye çalışıyoruz. Yani move pattern hareket yapmaz. Yani. Ya sen Pattern'da bilmeyen köylüler de araştırır abi ne kalsın köylüler. Boss'u nasıl çevireceğiz zaman? Çevirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum boss'u. Boss'un ne olduğunu herkes biliyor. Boss'un ne olduğunu herkes biliyor. Boss, herkes biliyor. boss çevirmeye ihtiyacımız yok bence. Ne bölüm son canavarı diye mi çeviriyorum? Ya patron diye çevirdiğin zaman ne Abi pek çok şeyin aslında oyunun terimini düşündüğün zaman ne bileyim yani. Rogue like mesela Rogue gibi, serseri gibi. Niye zamanda Rogue diye bir oyun varmış onu kopya da Souls like, Ruf gibi falan. Hayır bu şeyinin çok bir e, burada Türkçe karşılığı olup olmadığına bakmamamız gerekiyor bence. Direkt kavramın nereden geldiği önemli olan, terimin nereden geldiği önemli olan. Nam nam nam. Patron örüntüsü. Nice. Nice. Ee, Neil Gönderecek paramız yok ama böyle geçiniriz demiş. Teşekkür ederim Sağ olun. Para. Ya olsun. Ben para amanım. Bethesda'nın sevinmesinin arkasındaki ID Software'in payı. ID Software'in payı. Payı da olabilir diye düşünüyorum. Şayet sebep ID serisinden neden ekmeği verir? Bile... Yok yok. Yani ID Software'le bir alakası olduğunu zannetmiyorum olayın. Bethesda'yı Bethesda, yı, Bethesda yı yapan şey. Yani Bethesda'nın ününü kazandırmasını sağlayan şey Elder Scrolls. Ve işte son ee, 15 yılda falan mı değil. Diye... Pardon Fallout. Bu iki oyunda gerçekten ağzına kadar bağda da dolu doğru düzgün cila sürecinden geçmemiş bozuk oyunlar. Ama çok büyük kitleler tarafından seviliyorlar. Bundan dolayı da Bethesda'nın bir ismi var şu anda. Yani Skyrim ve Fallout 3 4'ten falan filan bahsediyorum yani. İki, oyun bütün oyunları oynarken şey söylüyorum. Fallout 76 falan saymıyorum. Onlar zaten onlar çok apayr uç seviyeler onlar da. Benim bahsettiğim gerçekten şu ciddi ses getiren ve ciddi yüksek satış rakamları sağlayan oyunlar. Kötü durumdalar. Bayağı kötü durumdalar. Hayır 3D Fallout'ta Bethesda yapmadı ki Obsidian yaptı. Evet ama Bethesda dağıttı. Değil mi? Yani. Ubisoft büyüktür Bethesda. O kadar gitmem. O kadar gitmem. Yani Bethesda hani geliştirici stüdyo olarak Bethesda e, çöp evet de. Yani altlarındaki stüdyolar gerçekten çok iyi işte. İyi. Machine Games'dir vesaire'dir. İngilizce'de Karl Marx şak diye Türkçe'ye çevirmeye gelince niye o kadar eğrelti duruyor? Türk olduğumuz için mi Amerikalı falan olsak yine böyle olur muydu acaba? Anlam ya yani. Ya Türk Çede niye bu kadar eğrelti duruyor? Çünkü Türkiye'de oyun kültürü denen şey yeteri kadar büyük hmm. değil. Hani TDK'ya kadar gitmedi. Sıkıntı orada bence. Skyrim oynarken dolandırılmış gibi hissediyordum ben. RPG'yi beklerken diyalog seçtiğimiz, hava kesimiz, boktan orta çağ aksiyon oyunu gibi Bir de New Vegas'dan sonra, oyuna... sonra oynamıyorum. Yani evet. Ee, şeyde onu ben de hissediyorum. Skyrim'de onu ben de hissediyorum kesinlikle yani. Vuruş hissiyatın İngilizcesi ne abi? bir İngilizce onun için bir terim olduğunu zannetmiyorum. Vuruş hissiyatı da zaten bir terim değil. O benim kullandığım şey. Yani vuruş hissiyatı derken ama ben, ben kullanıyorum onu bir terim değil yani kesinlikle. Ama direkt olarak adamlar şey diye açıklıyorlardı yani. İngilizce olarak incelemelere falan filan bakarsan gerçekten vurduğunu hissettiren yani diye falan yazarlar incelemelerde. Direkt bir terim olarak kullanılmaz o yani. Hit feeling. <laughs> Abi lütfen artık oyuna başlar mısın? 45 dakika oldu. Pek pek. Sohbet de edemiyoruz. Sohbet de edemiyoruz yani. Impact var, e şey var. E, impact değil de daha çok neyde kullanıyorlardı onu? Ya hit detection'ı zaten şeyde. Hit detection o ayrı bir konu. Tam vuruş sistemi aynı şey değil ama aynı konu başlığı altında. Doğan gününüz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim de senin için. Feedback var evet. E, Futura etçi vuruş sistemi nasıl? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Merhaba Ordu'm, hoş geldin Doğan. Sohbet edebilir sonra oyuna başı 3 saat oyun, 1 saat sohbet oluyor yayın. Mantıklı olur mu bence? Light Yagami'nin ki kaderi nasıl Light Yagami'nin ki nasıl hissettirdi diye okudum. Hani ee, Yani bir an beni Light Yagami'nin siktiğini zannettim. Yani nasıl hissettirdi falan ne bileyim ya. Yanlış okudum ya. Dostum Andrew filmde olmadığını diyor ama sanırım iddiayı kaybedeceğin gibi. Abi var var. Andrew Garfield şu anda Toby Maguire'dan daha fazla kamera önünde. Çünkü filmi çıktı bilmem ne oldu. Habere röportajlara gidiyor. Zartırt falan filan. Ve o yüzden söyleyemiyor. Adam yalan söylemek zorunda filmde yokum diye. Çünkü Sony, onu, Sony hem Sony hem Marvel onu zorluyor. Söyleyemez. Yalan söylemek zorunda. Nasıl ki even McGregor yıllarca Obi-Wan Kenobi projesi yok yeni. Olmayacak böyle bir şey. Üzgünüm diye yalan söylediyse ve sonra çıkıp yalan söylediğini açıkça itiraf ettiyse evet bu proje yıllardır var yıllardır konuşuyoruz ama bir türlü başlayamadık o yüzden sonra yalan söylemek zorundaydım dediyse yani Andrew Garfield'a şu an yalan söylüyor. Göreceğiz. Filmde var. Var. Çok saçma abi. Çok saçma. Olmaması çok saçma. Lizard'ın olduğu. Tamam mı? Ondan sonra elektron olduğu filmde. Yani Andrew Garfield döneminden Villain'ların olduğu filmde. Hatta belki ne? Green Goblin, Andrew Garfield'ın Green, Green, Gar Green Goblin versiyonu bile olduğu filmde. Niye Andrew Garfield olmasın abi? Niye sadece Villain'ları getirsinler? Benim hoşlandığım bir kız var. Bir iki arkadaşız Ben bunu hiç açılamadım. Beni Friendzone'a aldı. Eski sevgilisinden falan bahsedip Friendzone'u güçlendiriyor. Kendime çok gü güvenemedim. Okey. Bu gitti. Bir de sevgili oldu ve şu an mı demiş. Devamı gelmemiş. Acaba ne soruyordu ne? bana? Hayırlısı. Evli çiftlerle diğer taraftan haberi olmadan cinsel içerikli filmler izleyen taraf sence suçlu mudur Dost Bey? İşte diğer tarafın haber olmadan cinsel içerikli filmler izleyen taraf sence suçlu mudur Dost Bey? Ee, suçlu mudur? Suçluluk ayrı bir konuda bir problem var demektir orada. O ilişkide bir problem var demektir. Bence bir konuşulması gereken bir konudur. Diğerinin haberi olmadan derken. Yani İzlediğin her cinsel içerikli şeyi kaç tarafa haber etmek zorunda değilsin. Ama genel olarak canın istediğin zaman yani cinsel içerikli, içerikli bir şeyler seyrettiğini hani eşin biliyorsa ya da sevgilin ya da neyse biliyorsa bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama bu taraflar hani ya benim böyle bir hani şeyim var. Benim böyle bir fantezim var. Ben bundan keyif alıyorum ve hani seninle beraber yaşadığımız cinselliğin haricinde bu ayrı bir zevk ve ben bunu seviyorum. Ben bunu yapmaya devam edeceğim sen de bunu yapmakta özgürsün diye iki taraf konuşur. Anlaşırlarsa teker teker tabii ki her şeyi haber vermeye gerek yok ama adam başka bir yerde arıyorsa orada işin cinselde bir sıkıntı vardır yani. Bikleriyle seyrederlerse sorun olmuyor mu? Ee, birlikte seyrederlerse şeyde bir sıkıntı olmuyor. Yani i̇lişkinin kendisinde bir sıkıntı olmuyor. İlişkinin kendisinde bir Oha. sıkıntı olmadığı anlamına geliyor. Eee... E, cinsel içerikli bir şeyler seyretmek diyelim. Porno izlemek diyelim. Porno izlemek apayrı bambaşka bir problem. O apayrı bir konu. İlişkiler açısından baktığımız zaman bence sorun yok. İlişkinin kendi şeyi açısından, dengesi açısından bir sorun yok. Porno izleme problemi o apayrı bir problem. O sahip olduğumuz bambaşka bir problem. Beynimize hasar veren ve cinsel cinselliğe bakış açımızı farklı şekillerde değiştirip yanlış yönlere kaydırabilen, hmm. tevhis edebilen kötü bir şey ama. Fikir tekrar saldırılara nasıl karşılıyoruz? Fikir vermesin. Ne yapayım? Şansları değilse karşılayamıyorum. Alışmaya çalıştım. Olmadı. Kaçınarak da bir yere kadar. Dark Souls 1-2-3 bitirdim. Denemeye devam et zamanlamayı öğrenene kadar denemeye devam et. Başka bir yolu yok yani. Yayını kapattıktan sonra duvara tükürüyor mu? Niye? Duvara tükürmenin benim bilmediğim bir anlamı mı var lan? Banyo Yasin abi söyleyebiliyor musun? müstehcen içerik deseydim bari. Diyebilirim diye düşünüyorum ya. Porno yani hani. Pornografik içerik. Hani porno. Pornografik. Pornografin kelime anlamı ne? Genital bölgeleri gösteren içerik mi? İyi. Hani erotikle pornonun arasındaki farkı olmayak, ne? ne güzel dost bey Hanım da bana kızıyor çocuk pornosu izliyorum diye. Suç büyük ihtimal onda diyorum. Muhtemelen ondandır çamur. Muhtemelen ondandır. Bana telefon numaranı, adresini vesaire falan filan TC kimlik numaranı falan da yazlarsan eğer bu konuda seni daha iyi bilgilendirmek isterim yani. Kesinlikle. İyi. Biz evet, abi seni de müsait zamanda yapmak isterim röportajını ama görüntü kullanmam gerek müsaitim olursa Discord'um. Yani müsait bir şeyde konu sıkıntı yok zaten. Ee, kanalı çok seviyorum. Yiyoruz. O oh, wait. 3 gün önce Cyberpunk aldım. Hala kadar rahatsız Hatalar ki PlayStation 4 için konuşuyorum. Merak etme. Bilgisayar için de var her hatalar. Merak etme. PlayStation 4 daha kötüdür de bilgisayar için de var o hatalar yani. Şakası bile hoş değil. Şakası bile hoş değil zaten. O yüzden dedim zaten. TR bana e, bilgilerini yollarsan. Hani şey diye yani. Oyun tarihini takdir ettiğin AI'ı güzel oyun var mı? Var. Metal Gear Solid 5. Yapay zekası çok iyi. Catherine <laughs> nasıl bir oyun? Henüz başarındayım sen eğlenmiş miydin? Eğlendim. Eğlendim. Keyifli bir oyundu. Güzeldi. Bir yandan puzzle çözüyordum. Bir yandan hikayesi falan da öyle. Aldı yürüdü gitti yani. Benim ara üyelik yazısı arada kaynağı okur musun? E g -T -T. Ne yazdın? Bakayım. Ne yazmışsın? Ee, bulamıyorum. Nerede? E g -T -T. Götümü koyacağım ortaya. Filmde 3 spider de yoksa. Oo, nice nice. Ben mememi koydum ortaya. Oha. Ben mememi koydum. Abi seni 2014 metri takip ediyorum. Keep it up. Thanks. Bu aşk çıkacak filmlerin Spiderman için mi yoksa Matrix için mi? Spiderman için daha heyecanlıyım. Matrix'te de merak ediyorum tabii ki. Matrix'te iki filmde tamamen nostalji hmm. üzerinden yürüyecek bu arada. Nasıl <laughs> yapalım? Bir yerde kalmışım. Ben bunu Bu benim Frenzone'u alış İşte var. Ayrıldılar. Bu bana sevgilisinden bazı Frenzone güçlendiriyor. Açılmalı bir ne yapmalıyım? Yanlış anlaşılmasından korkuyorum. Yanlış anlamasından neyinden korkuyorsun ki? Aşıksın kıza zaten. Neyin yanlış anlayacak? Daha yanlış anlayabileceği bir şey yok ya. Kıza aşıksın zaten ya da hoşlanıyorsun hadi aşk güçlü bir kelime yani hoşlanıyorsun yani ne bileyim yani yanlış anlayacak bir taraf kaldığını zannetmiyorum kızım yani yanlış anlama seni seviyorum yanlış anlayacak bir taraf yok i̇şte söyle yani Yani bir gün sen de bana karşı böyle şeyler istedersen veya daha önce hissettiysen bir deneyebiliriz. Diyecek medeni cesarete sahipsen eğer. Kolay bir şey değil bu arada. Kesin kolay bir şey. Ben olsam olmazdı öyle bir medeni cesaretim. Neyse ki bugüne kadar arkadaş gibi gördüğüm kimseye aşık olmadım. Neyse ki. Ee, öyle bir şey olsaydı çok kötü olurdu. Yani. Ah. Novium'un basın gösterimlerine spoiler sızar mı Sız Tabii ki sızar. Catherine cinsel içerikli sahne var mı? O kadar bulmacı çözüyoruz. Oyun bizi nasıl ödüllendiriyor? Cinsel içerikli sahne yok. Hayır. Yani. Hani yatakta çıplak uydukları bir sahne var. Patos uyandıkları bir sahne var. Ama iş bitmiş yani. yani Yatakta çıplaklar ama iş bitmiş öyle diyeyim. Sadece Andrew mu? Yok, ikisi de olacak, ikisi de olacak. Toby de Andrew'lu olacaklar. Sosyal medya iş anlamı bozucu yanı bence her konuda bilgili olduğunu düşünüyorum. Sonra arkadaşlar yanlış anlamışsam bu adam oyun eleştirmeni, ilişki uzmanı değil. İlişki uzmanı keske değilim Hayatımdaki tek ilişkimin içerisindeyim şu an. İlişkimden memnunum. Ama e, benim hani ilişkiye başlama sürecim bu kadar sancılı vesaire olmadı. Tren zona atılıp oradan şöyle böyle bilmem ne falan filan. Yani bu tarz durumlar yaşamadım yani. İlişkinin devamındaki noktalarla alakalı kendi deneyimlerimden yola çıkarak elbette tavsiyeler verebilirim. Ama her insanın farklı bir kafa yapısı olduğunu her ilişkinin farklı dinamikleri olduğunu da hatırlatmak lazım bu noktada. O yüzden benden alacağınız ilişki tavsiyeleri ne kadar sağlıklı olur tartışılır. Oyun eleştirmeni olarak da bu arada oyun eleştirmeni bu arada bence çok iddialı bir söylem. Oyunları seven ve neyi sevip neyi sevmediğini belirtmeyi bilen sadece biri olarak gene benim söylemlerimin de ne kadar doğru olduğu gene tartışılır. Tamamen ve tamamen benim düşüncelerim, benim kafa yorumum, benim kafa şeklime göre, benim zihnime e, göre şekillenen düşünceleri söylüyorum ben sadece dillendiriyorum çünkü hepsi o. Doğru veya yanlış bunlar Göreceli kavramlar. Ya hadi ama 400 bin aboneye sahip. Değilim. 360 bindeyim. 400 bin değilim. Spoiler ve arasında eskiler yoktur bura. Üzer tabii ki. Bütün söz oyunu oynayıp defalarca bitirip gerçek hayata gelince tek bir kıza konuşamayan dost kayol adamlığı. Tek bir kıza değil ama olsun. Tek bir kıza konuştum. Yani. dilek kolay neredeyse 4 yıldır bir ilişkim var benim. Lütfen yani dilek kolay yani. Hala dönmüş gibi geliyor. Çok ilginç. Yani 3,5 yıl oldu. 4. yıla doğru gidiyoruz emin adımlarla. Dislike'ların gözükmemesi hakkında düşünüyorsun? Mutlu değilim dislike'ların gözükmemesi hakkında. Benim çok işime yarıyorlardı. Bazen çok rahat oluyor uzun Zaten rahat olabilmen ama kurallar yani bir gün ban yiyeceksin diye korkuyorum abi. Ben de. Ama rahat olurken bile en azından elimden geldiğince yumuşatıyorum konuyu. Çok güzel bir şey değilse nasıl tanıştınız? Canlı yayında tanıştık. Belki hala birilerinin de o kayıtları vardır. Canlı yayında nasıl tanıştığımız. Canlı yayında bir sürü insan önünde tanıştım yani ben kız arkadaşım. Belki kayıtlarını bulabilirsiniz bir yerlerden bilmiyorum. Güncel kilomu merak ediyorum. Bilmiyorum güncel kilomu. Maalesef. 95'e kadar düştüm. Tam 95'e kadar düştükten sonra taşınma süreci başladı. Bu yaklaşık bir ay boyunca. Hı -hı. Ve o dönem ne sağlıklı beslenebildiğim ne yani kendi yemeğimi hazırlayabildiğim dışarıdan yedik pato falan filan. 4 Şubat'ta Dying Light 2 hazır mısın? Değilim. Yani es geçebilirim Dying Light Bakalım. Göreceğiz. Ee, ve şu bir ayda muhtemelen bir 5-6 kilo geri almış olabilirim. Çünkü iyi hiç beslemedim. Şu an artık her şey tekrar oturduğundan beri tekrardan başladım rejime. Eski tempoma geri döndüm. Üzerine bir de spor da yapıyorum şu anda. Ama bir, bir ay geçsin. Hani o bir ayda ne kadar yediysem şu bir ayda o kadar zorlayacağım kendimi bu bir ayın sonucunda bir tartılacağım bakacağım neyim diye ondan sonra söylerim ben tartılmadım çünkü bayağıdır. Şu an güncel kilomu o yüzden söyleyemiyorum. En son tartıldığım kilo 95'ti. Şu an 95'ten daha fazla olduğumu eminim. O yüzden. <laughs> Esra canlı yayında mı tanıştınız abi? Kesinlikle. Ayakların kaç numara? Umarım 36 ve ojelidir. Yani 44 ve ojeli. 44-46 arası da gidiyor aslında. Decathlon 46 olduğunu iddia ediyor. Diğer yerler 44 olduğunu iddia ediyor. Matrix Resurrection Deja Vu Trailer'ın izlemesini çok güzel önce Kylie Merak ediyor. Okay. İlk kim açıldı? Ben. Benim açılmam uygundu. Öyle görülüyordu. İlişkilerde erkeğin açılması uygun görülüyor muhabbeti var biliyorsunuz. Bunu ciddi ciddi şey yapanlar var bir de böyle hani. Onur gurur meselesi haline getirenler var. İlk erkek açılacak. Kız asla açılmaz. O yüzden birbirinize köpek gibi aşık olsanız da ve barış şekilde aşkınızı iki tarafta belli ediyor olsa da Zaro Beyfong hoş geldin teşekkür ederim sizin için. Eğer erkek ilk adımı atacak cesarete sahip değilse o ilişki hiç başlamıyor. Ya ciddi ciddi kız hani bunu düşünüyor yani hani o adamla beraber geçireceği hani güzel süreyi sevgili olduktan sonra geçirebilecekleri güzel süreyi değil. Sadece ve erkek olduğu için ilk onun açılması lazım. Eğer o ilk açılmazsa sonsuza kadar onunla arkadaş kalabilirim kafasında yaklaşan İnsanlarda e, var Benim kız arkadaşım o kafada mıydı bilmiyorum ama ilk erkeğin açılmasına e, Gerektiğini düşünenlerden bir tanesiydi O yüzden ben de ilk açılarak Bu durumu ortadan kaldırdım Yani Spider-Man Vero PC'de oynadım PC'de oynadım zaten başka evde oynamadım yani Evden garip sesler geliyor Estus sen miydin kızım Korktum lan kapıyı biri açıp Girdi zannettim Aferin kızım oyunu. No Way Home bileti alırken sadece 3 seçeneği vardı. O yüzden mecbur aldım ve normal bilet yeri. yani kalabalık salon olacak. Mısır yemek riskli olur mu sence? Merak etme herkes mısır yiyor olacak. Göm. Eğin Hazile nasıl başlamak istiyorum ee, yorumlara çok karışık. 16 saat bir oyun. İlk 8 saati gösterebileceği her şeyi gösteriyor ve ilk 8 saatinde keyif alıyorsun. Sonraki 8 saat ise ilk 8 saatin tekrarı. Yani aynı oyunu ikinci kere bir daha baştan oynuyorsun gibi hissettiriyor. Hiçbir yenilik yok acayip sıkılıyorsun ve oyundan oyuna olan pozitif duyguların ya bu böyle çökmeye başlıyor. Yani 8 saatte bitse 8 vereceğin oyun 16 saatte bittiği için 6 falan veresin geliyor. Öyle söyleyeyim. <laughs> Dost merhaba. Oyunlarda sinematikler sence nasıl olmalı? Oyun türüne göre farklılık farklı mı göstermeli? Mesela oyun çok farklı sinematik görüntülere sahip oluyor. Bazı oyunlarda yorum nedir? Galip Kaya hoşgeldin Mesela oyun çok farklı sinematik çok farklı görüntülere sahip oluyor. Bazı oyunlarda yorum nedir? Oyunlara göre farklılık gösterebilir bence evet. Yani şey gerek yok. Yani sinematik şöyle olmalı, böyle olmalı falan tarzı bir e, şey yok yani. Kalıp olduğunu düşünmüyorum sinematik anlamında. Oyuna göre değişiklik gösterebilir. Bazı oyunların sinematiklerin diğerlerinden daha iyi olduğu kesin. Mantıklı. Yani Last of Us'ın sinematikleri çok iyi şimdi. Tiz yes Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim de senin için. E, Last of Us Part 2'nin sinematikleri çok iyi. Bayağı yani sinema gibi, film gibi izleyebiliyorsun. Ama uzunluk olarak bazı yerlerde senden Gerçekten çok uzun süre kontrolü alıyor ve sıkıldığım olmadı değil. Yani ne zaman oynayacağım demediğim oldu oyun oynarken tabii ki. Guardians of Galaxy mesela. Çok güzel sinematikleri var ama oyunu oynatmıyor. Yeter bitsin artık oyun oynamak istiyorum diyorsun mesela. Shin Megami Tensei 5 ya da Treehouse alacağım. Kararsızım hangisi? Vallahi Shin Megami Tensei 5'i oynamadım bir şey diyemiyorum. Metal Gear Solid 4 aynı şekilde. Aynı Guardians of Galaxy gibi, Guardians of Galaxy gibi. Çok güzel sinematikleri var. Harika sinematikleri var ama oyunu oynatmıyor. Oyunu oynamak istiyorsun bir noktada. O şekilde işte. Öyle işte. Yakuza oynuyorum. Şu an ilk Yakuza deneyimim. Belli nokta ara o kadar güzel kaptırı ama harika bir senden sonra seslendirme ondan yazı okumak çıldırıyorum resmen. O evet o kötü oluyor. Onu onu daha çözmemize uzun yıllar var gibi hissediyorum. Hani o tarz uzun oyunlarda cutscene'lerle bu yani full seslendirme animasyonu katsinlerle diyalog okuduğumuz, konuşma oyuncularında diyalog okuduğumuz katsinler e, arasındaki fark birazcık sıkıntı olacak. Saat bak oyunları harici böyle kahkaya boğan başka oyun var mı? Yok herhalde. Kahkaya, kahkaya boğan yok ya. Vardır illaki de. Benim şu an aklıma gelmiyor. Ya komik olan oyunlar var. Oynadığım alan komik bir şey dediğim oyunlar var. Mesela Psychonauts güldürdü beni. Ya komikti. Ama saat Park kadar değil tabii ki. O ayrı mesele. Seslenme oyma kısmını hızlıca okuyup da geçtiğimiz için çok koymuyor yok uzaları. Zaten başka türlü katlanamıyorsun ki. Pıt pıt basıp geçiyorsun yani. Elon Musk simülasyondayız diyor. Sen ne diyorsun? Valla Elon Musk çok fazla şey diyor. Elon Musk bir gün Bitcoin alın diyor. Ertesi hmm. gün Bitcoin'in amına koyayım diyor. Bitcoin çöküyor falan. O yüzden Elon Musk'a pek güvenmiyor. Estos kızım ne oldu? Tabii dünyasında çalışıyorum. Barış sayım ama iştenince bunu aldım. İyice baktım yoldum. Çok toksik insanlarla çalışıyoruz. Gül gibi şefimizde başka şubeye transfer oldu. Müdür olarak yoğunum dost. Ee, gerçekten yorgunum var mıdır hakkında bir yorumun ee, yok. Yani iyi şanslar hayatta mücadeleye devam. Gel kız. Gel güzel kızım. Gel. mgs arsa ar yer yer CGI film gibi gözüküyor. Yani zamanın CGI filmlerindenmiş gibi. Güzeldi tabii ki. Güzel tabii. Fear oynayacak mısın? Bir gün. Bir gün oynayacağım Fear'ı orkesim. Kızım. Ne? Ne oldu? Uş. Uş. Oy. Gel. Gel seni bir seveyim kızım. Hadi yatma oraya. Gel. Gel. Gel seni güzelce bir seveyim. Hmm. Oh. Aferin benim güzel kız bana. Aferin. Oh. 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 Hmm. Mırıl, mırıl 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 da güzel kısmı. Oh. Oh. Oh ısır of, of of. Isır. isır, isır dişlerini de hadi. Oh. 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 Heh. Mantıklı. Aferin. Aferin. Atom kom, hoş geldin. Teşekkür ediyorum için. Estus ne kokuyor? Estus e, ölü e, şey Mantıklı. gibi. Ölü hayvan gibi kokuyor. Oldun altı hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Aslında bozulmuş et gibi kokuyor. Öyle söyleyeyim. Estus genel olarak öyle bir kokusu var. Hı. Tamam öpmeyeceğim seni. Öpmeyeceğim. Patini suratıma koymama gerek yok. seni. Hı. Of. Sen oynamayacaksın galiba. Bir şey bir şey ben de Sez oynamaya gidiyorum iyi geceler. Hadi iyi geceler. Oyun oynayacağım ama ne zaman gireceğim belli değil. Esus sende kalacaktın başka sana Başkasına vermeyeceksin. Yani Esus bende şu an için bende kalıyor. Ama sahiplendirebilsem sahiplendiririm açıkçası. Muhammed Utku Cabir. Şimdi de gal galiba az önce sahte rakı içtim ciddi ciddi. Nereden aldın? Kedi bile korktu. Ne oldu kızım? Ne oldu güzel kızım? Ne oldu? Ne oldu? Destor muhabbet Amerika diye her sizinle benim sevildiğimi hissedip mutlu oluyorum. Aa. Resident Project Spartacus Project Spartacus mu? O ne ya? Ne oldu kızım? Hı. Ne oldu? Hı. Oh. Tekelde ne zaman aldığınız ilk defa rakı aldım ama Allah Allah. Bilmiyorum. Bizimki de kedi öpmeyeyim diye patisiyle yetiyor işte. Bizim benimki de bak. Bak ittiriyor oh. görüyor musun? Ekstra benim için bir öpücük kondurabilir misin? <laughs> maalesef, maalesef. Maalesef. istemiyor gördüğünüz gibi maalesef. Maalesef. Cinsel tacize girer. Eğer istem isteği dışında öpersem onu. Hı. Yat kız. Yat güzelce. Saat Park 2 ilk oyun kadar beğenmişsin. Hayır. Yakın zamanda ilk saat mi? Gerçekten çok soğum. Oyun sorudan açılıyor mu? Ee, açılıyor. Açılıyor. Tabii ki açılıyor. Açılıyor. Hı. Arda yine kadar en iyi diye tanırken şu an tecavüzcü anılması ve 2 yıl hapis cezası alması sana da ilginç gelmiyor mu? Oğlum nasıl olmuş böyle bir şey ya? Çok ilginç. Hani Arda ayında da harbiden hiç öyle bir imaj görmüyordum. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Ozan Güven işte bu tacizden bilmemden darptan zaten zurttan işte yargılandı o oldu bu oldu gözden düştü bilmem ne falan. Ozan Güven'in kamera arkası görüntülerine baktığımız zaman öyle bir imajı var o herifin evet. Ağzı bozuk sürekli öfkeli sürekli sinirli hani gerçekten de ne bileyim yani hani falan gibi duran bir şeyi var havası var tamam Ozan Güven'in. da hiç öyle bir hava sezmiyordum o kadar böyle ince bir adamdı ki ne bileyim yani çok garip hissediyorum şu an gerçekten. İncelemelerinde çile çektiğin oyun nedir? Hepsi. Çile çekmediğim oyun yok ya. Hepsi yani. Kaç yaşındasın sen? O ayrı, o apayrı bir olay. Orada hadi sarhoştu da. Onun da ayrı Ayıkken bile. Ayıkken bile yani. Çok kaba bir herifti yani. Essun aşıları evet tam arkadaşlar. Daha kokulucusu bu makine hesaplamaları. Bizim oh. taklımız alt kader olabilir. Kader yalnız bir makine. Oh. Ah, emir. Aralık ayı için beklediğin oyun. Sıçtı ağzı Mestus. Sırtıma geçirdi patisini. Oh. Aralık ayında oyun çıkıyor mu ya? <laughs> Yat kızım oraya hadi. Yat oraya. İncelemenin ortalama kaç sayfa oluyor? Değişiyor. Tırnağı güzel geçirdi sırtıma tam geçerken. Çok güzel geçirdi. Yat kızım hadi. Ah. Sesi geldi. Bu Rebuild Evangelion filmler hakkında düşünüyorsun. İzlemeye çalıştığımı sıkılıp kapatıyorum. İlk iki filmi seviyorum. Son iki filmi sevmiyorum. Disclosure'm oynamayı düşünüyor musun? Düşünüyorum ama İngilizcem yani yetmeyecek diye de korkuyorum. İlk 20 dakikası oynamıştım yetmemişti çünkü. Esos'un tırnağının vuruş hissi bayağı güzeldi biraz önce. Geçirmesi bayağı güzeldi yani. Atlarken arka patiyle fena geçiyor. Benim dirsek gitti az önce aynen. Ozan Güven iyi bir oyuncu ama mesela evet. Ozan Güven iyi bir oyuncu canım. Oyunculuğuna laf attığımız yok kesinlikle. Yani oyunculuk konusunda saygı duyuyorum Ozan Güven'e. Oyunculuk açısından sevdiğim bir oyuncudur hatta. Tercih ederim izlemeyi yani o zaman işlerde ama herif harbiden aşırı kaba ya. Yani aşırı kaba yani. Vitornoz'u izlemedim Alipopulito. Ben Discord'u Elysium oynarken ter içinde kalmıştım. İşte işte olabilir diye korkuyorum yani. yani. Bana da olabilir diye korkuyorum. Project Spartacus ps PS Plus birleşiyormuş. Ama onu o baktık ya yayının başında. Arday'dan hapis cezası vesaire gelince YouTube'dan cevap videosu yayınlamış. Belki masumdur. Hadi bakalım hadi bakalım. Yani umarım masumdur. Günümüzde insanların e, yani işte cinsel taciz, saldırı, zarf gibi şeylerde çok kolay itham edilebiliyorlar. E, ve yani genelde suçu olup olmadığı kanıtlanana kadar suçlu gözüyle bakılıyor. Bilemiyorum. Durum ne? O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. E, ama bizim ülkemizde şu da bir gerçek. Çok fazla kadının taciz edilip, gerçekten taciz edilip tazizcinin gün ceza bile almadığı çok fazla da olay yaşanıyor. Bu da gerçek yani. Multiplayer'in son videosuna bak aralık oyunları. Yani şu anda YouTube arayüzüm açık değil ama. Bir tane Okey. İki seneye dört ay kalmış. Vay zaman ne kadar hızlı geçiyor. Değil mi? Değil mi? Gözlüğünü yala. Olmaz. DMC'de o aldım. oyunu aslında gayet iyi ama kalite aşırı itici ve karizmatikliğini yitirmişler. Oynanış e, Devil May Cry denmeseydi güzel. Yani Devil May Cry öyle bir şey değil çünkü. Ama iyi bir oynanış var. Adı. Çerez bir aksiyon oyun için iyi. Ne oluyor lan? Ha aşağıda mısın? Destus gözünü seveyim hardski düşürme dur. Alayım ben onu oradan. O içindeki bilgiler giderse benim bu yıl çıkaracağım diğer videolarda gider. Gözünü seveyim dur. Ahem. Am nam nam. Yeni video ne zaman gelir? Bittiğinde. Bilmiyorum. Gerçekten o kadar geride kaldım ki. Ya yani programdan o kadar gerideyim ki şu an bilmiyorum. Eski İngilizce İngilizcesi ama senin gibi İngilizcesi olan çoğu şey rahat anlar beni. Şans vermelisin. Ya tamam da yoracak hani. Benim gelen kısım o. Yoracak yani. Rahatlıkla değil de yoracak bence. Abi Kemal Kemalçal'da hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Ben bu kadar iyi bir şey hak etmiyorum dediğim ve sahip olduğum bir şey var mı? Oha. Pek çok şey yani evet. Pek çok şey aslında. Vadetleri Spiderman'e Batman'in yeni filmini izleyecek misin? Evet izleyeceğim. Yani ben bu kadar iyi bir şey hak etmiyorum dediğim neredeyse sahip olduğum her şey efendim. Neredeyse sahip olduğum her şey. Mesela bu kediyi hak ediyorum ya. Böyle çirkin bir kedi ancak bana denk gelir zaten. Benim böyle güzel bir kedim olamaz değil mi? Değil mi? Değil mi kızım? Değil mi? Hak etmediğim onu bile hak etmiyorum şimdi gördüğünüz gibi. <laughs> bu arada katılmıyorum. Diskeleyicinin İngilizcesi çok sinir bozucu. Series 7K olmuş. Uh oh, iyiymiş. Reis sen her şeyi yapıyorsun. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. <laughs> Assassin's Creed Valhalla oyuncu olduğunu hak etmiyorum mesela. Assassin's Creed Valhalla'ya bu kadar gömdüğüm, gömer, gömerken yani. Ya telefonun telefon gerekirse öyle hmm. indir. O nasıl olacak lan? Dost kardeş konuştuklarını da oyunlardan çok anlamıyorum. Ama çok özel bir arkadaşın dış görünüş ve konuşma tarzı. Ben uzun süredir seni dinliyorum. Uzun süredir video teker teker dinliyorum. Kapıda da. Çılgın ejder ya. Teşekkür ediyorum. 25 TL verin. Mesela hak etmiyorum parayı ama teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Konuştuğumuzu anlamamasına rağmen adam destekliyor bizi. Teşekkür ediyoruz yani. Ola. Şu en çok hangilerini almamı tavsiye edersin? God of War, Red Dead Redemption 2. Yabancı dil okuyorum. Önerir misin? Yabancı dilimi okumayı mı? İkisini beraber okumayı mı? Yani hangi dili okuyorsun? Mesela Çince okumanı öneririm yani. Çince okuyorsan eğer yardır yani. Çince iyi para var şu an. Bence de hak etmiyoruz. Her şeyi hak etmiyorsun. Her şeyi yiyoruz hak ediyor. Hı hı. Yeni video ne zaman geliyor? Bilmiyorum. Şu an programımın çok gerisindeyim. Gerçekten bilmiyorum. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Çabalıyorum inanın. Matrix'in heyecanlı mısın? <laughs> Estos düşüyorsun. Düşüyorsun kızım. Niye oraya girdin sen? Nasıl orada duruyorsun şu anda? Ne yapıyorsun orada? Kızım. Kendini sandalyeyle benim sırtım arasında sıkıştırdı hayvan. Estos ne yapıyorsun? İyi misin? Para. Aybars kapıda 20 TL. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun abi. Teşekkür ederim efendim sağ olun. Aa taşınma hmm. bir vlogu vardı evet doğru. Canlı yayın akışında mesajlarım siniyor. Banlı falan mıyım diğer YouTube chatinde böyle bir şey yaşamıyorum. Bilmiyorum bakalım. Ee, moderatörlerimize şeyinizi yollayınız efendim. YouTube linkinizi yollamanız lazım. Kanalınızın linkini yollamanız lazım. Yani hesabınızın direkt. Oradan ben bu kontrol ederim. Çince okuyup Çinli iş turistik yerlerde ve endüstriyel yerlerde çevirme olarak kesen 60-70 kağıt dolara hmm. indirirsin. Aynen. Çünkü işte arkadaşımla yıllardır görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Seni dinledikçe dinliyor, dinliyor Özlem. Yani güzel, hoş bir şeymiş ama direkt bence arkadaşınızla da konuşun, görüşün ya. Daha yani iyi olur. Ne bileyim yani. yani arkadaşınıza karşı bir Özlem var malum yani. Beni karansarına depresyona sokacak sağlam dramlı oyun veya film var mı? Karansarına depresyona sokacak. Yoktur herhalde be. Var mıdır? Dram filmi çok kendim. Bilmedim ki. Ee, hiç psikoloji ihtiyacın olduğunu düşündün mü veya gittin mi? Düşünüyorum. Sürekli düşünüyorum. Psikoloji ihtiyacım olduğum çok bariz. Ama henüz gitmedim mi Esus kaç yaşında tahminen? Bir bile değil şu anda. Bir bile değil. Kimse takma nöre serisi benzeri yeni bir etkilerini izlemekten artık valla ha Fokus kaybediyordum. Yani benzeri derken bana konsept öneri yapayım. O kadar üretken, daha üretken değil. Hayal gücü geliş bir insan değilim. Fikir üretmekte sıkıntılar yaşıyorum yani. Yabancı dil okuyan arkadaş psikolojimi önerir misin diye sormak istediysen kesinlikle oynaması çok iyi bir deneyim. Ha. O muydu soru? Yabancı dil okuyorum önerir misin derken kastet mi mu? Yok be o değildir. Çok alakasız oldu. Yani hani sorular alakası şey değil yani. Direkt onu söylemesi çok alakası olur. Ne bileyim bilemedim. Hiç, hiç bir şey diyemedim yani şu an. Peki. Boxer markan ne? Boxer giymiyorum şu an. Beni ayağa kaldırmayın. 2 euro mu? Nerede? Para. 2 euro mu? Allah! Serzat Karaman 2 euro. Hoş geldin Aybars. Ne yapıyorsun demiş. Yes para. Ay bar sen de şimdi bağış at, ona karışık ver böyle böyle yürüyelim biz buradan güzel yani. Sıradaki oyun ne? Valla Before Your Eyes oynayayım diyorum. Ne dersiniz? <laughs> Saat 11.30 oldu. Before Your Eyes oynuyor. Before Your Eyes oynayayım diyorum. Atak Ayılmaz hoş geldin. Before Your Eyes'e başlasam bitmez bence. GTA'ya mı girsek ya? Sen Reyes'te 2-3 görev mi yapsak? Ne yapsak bilemiyorum yani. Kral bende Rusça ve İngilizce var. Antalya otelleri sınırına gidiyorum. Barmen halimle dil bilmeyene 3-4 kat daha fazla para kazanıyorum. Dil abi. Dil yapacak bir şey yok. Dil yani. Bir saat oyun. Gir şu oyuna bir adam mı? Daldaşak mı geziyorsun abi? yani evet. Kendi evimde genelde daldaşak para. tercih ediyorum. Yusuf Fırat 20 TL. Yeni eviniz hayırlı olması efendim? Teşekkür ediyoruz Yusuf Fırat. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. GTA, 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 GTA. Peki o zaman birazcık San Andreas alalım. Bir iki görev yapalım. İlerleyelim oyunda acık yani. Japonca para kazandırır mı sence? Kazandırır ama birazcık şans gerektiriyor Japonca artık. Yani şu Japonca birazcık şans gerektiriyor artık yani. Yoksa kazandırır kazandırmasına. Eskiden daha iyi kazandırıyordu. Eskiden daha garantiydi. İyi. Hayatta olsa oh fuck. Bunu beklemiyordum işte. Bu baya dark oldu. Gerçekten mi? para. O zaman buradan servisle selamlar. Para efendim teşekkür ediyoruz. Heh, ters köşeden buraya sağlam pilot oldu ya. Bir şey diyemedik yani. Sen yabancı nasıl geliştirdin? İngilizceden bahsediyorum. Çalıştım. Yani oturup çalıştım yani. Duvarında böcek var. Bir gidip bakar mısın? Nerede? Yani benim sağımda sizin solunuzda mı? Abartmayın şu kadar serisi yap ve herkes tarafından fazla ödenen, gerilene çok daha fazla değer gören oyunlar sağlamca geçir. İzlemesi daha keyifli bir şey olamaz. Abartmayın şu kadar serisi yap. Abartmayın şu kadar. Hmm. Linç yemek için güzel bir sene. Linç yemek için çok güzel bir sene. İncelemeden bir farkı yok ya. İncelemeden bir farkı yok yani. Ondan dolayı gerek vermiş gibi gelmedi bana. Bir de insanlar derdimi anlatamam. Abartmayın şu kadar bir Witcher 3 videosu yapsam. İnsanlar derdimi anlatamam. Ben aslında Witcher 3'ü seviyorum. Şu 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 yanları çok hoşuma gidiyor. Ama Witcher 3'ü bence de biraz, sizce de biraz fazla abartmıyor musunuz diye bir video yapsam. Yani Witcher 3'ü aslında sevdiğime inandıramam insanlara sıkıntı o yüzden. O yüzden inceleme olması bu tarz şeylerin daha mantıklı. Hani en azından iyi yönlerinden de bahsediyorum. Beğendiğim yönlerinden falan filan. GTA Trilogy'de efsane müzikleri kaldırmışlar abi. Para. Anlayıcı üzere para mantarım. Fuck yes para. Teşekkür ederiz efendim sağ olun. 14 Asus 2.20 tane Raksa GTA Trilogy Remake'i harmonize sonuç hayatta olmadığı bir şey gibi bir şey demiştin. Keşke haklı olsaydın. E haklıydım remake yapmadılar. Haklıydım yani remake yapmadılar. Remake değil ki bunlar. Remaster bunlar. Haklıydım. Sen o yapabiliyorsan biz yorumlarda seni savunuruz. Hmm. İngilizce okuyorum abi. Önerir misin diyecektim. İngilizce birazcık sıkıntı. Şu noktada. Yani İngilizce gerçekten artık maalesef ele ayağa düşmüş bir dil. O yüzden de iş bulmak zor olabiliyor. İlla ki bulursun. İlla ki bulursun. Bir yerlerde bir iş ama senin ne kadar istediğin iş olur onu bilmiyorum. Reis Veyskoç'ta sonu görmüyor. GTA geçecek misin? Geçiyoruz geçiyoruz. Tamam, hadi ben GTA'yı açayım. Madem arka planda. 2-3 görev yapalım da keyfimiz yerine gelsin madem Bugün gene hiç olmayacak yerlerden girdik uzun uzun konuştuk gene alakası alakası konulardan. Diş hekimliği okuyorum abi önerir misin? Diş hekimliği. Yani pis meslek diyorlar. Ne bileyim lan ben. Yani fırsatım olsa okurdum ben de diş hekimliği yani. Lan gene ne oldu? Ne update'i? 17 GB update mi? Mantıklı. Mücahit Karabacak hoş geldin. Teşekkür Arkadaşlar GTA San Andreas oynamıyoruz. Oğlum ben Rockstar Launcher her açtığımda 20-30 GB update diyor GTA San Andreas ya. Her açtığımda ya. 17 GB update nasıl satayım? Bu dördüncü update lan. Sokucam update'inize ne ne yapıyorsunuz abi sanırsınız? Daha ne ekliyorsunuz Allah aşkına? 17 GB update ya? Ne koydunuz abi olan oyunu kendisi 2 3 GB orijinal zaten ya. Hadi HD görs, dokularla bilmem nelerle oyun lan 20 GB zaten oyunun remaster versiyonu 20 GB zaten. Bu kaçıncı update? Her seferinde 17-18 GB. Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Abi ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim. Ne yapıyorsunuz ya? Oh. Çok eleştirdiniz ya düzeltiyordu işte. Oyunun kendisi kadar mı eleştirdik? Anlamıyorum. İyi. Katılda varım destade Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun desteğiniz için. Sağ olun. Mantıklı. Serzat Karaman hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Poppy Playtime zamanı. pop Poppy Playtime zamanı ama. İgan Toko hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Ben şimdi bitrate'i dibine kadar düşünüyorum. Yayının kalitesi hayvan gibi düşecek arkadaşlar. Yayının kalitesi hayvan gibi düşecek. Tamam mı? 3000'e çektim bitrate. 6500'den 3000'e çektim. Ne kadar belli olur bilmiyorum. Poppy Playtime'ı indirmeye bırakıyorum. Bakalım ne kadar drop yiyeceğiz. Bekliyorum şu anda. Şu an çok bir drop yok. Şu an çok Anladım. bir drop yok. Silovic hoş geldin. Teşekkür ederim. Şu an drop yok. 3000 bitrate'de şu an yayın yapıyorum ve drop yok. Hmm. Dostlar her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Tüm sorunlarım üstüne gelse daha hayatta tutmamı sağlayan Nadir'in size çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ayrıca dediğim gibi annem bir yere sonda Sonunda konuşup bir demiş. Devamı gelmemiş. Teşekkür ederim otomatik mandalina. Görüştük. Hala seksi görünüyor saçık. Aaa. Görüntü güzel. Seni böyle yeriz. Ne güzel. Ne güzel. Ne görüntü ne, ne kalitede şu an? Görüntü ne kalitede bu arada, arada Çok merak ediyorum. Nasıl görünüyor şu an yayın? Çok merak ettim. Bir bakacağım bir saniye. Harbiden nasıl göründüğünü merak ettim yayının. Wow, farkı anlamadım ben ama. Farkı anlamadım ben ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani. 487 cm hiç değişmedi. İyi hey, güzel, güzel tamam. Şu anda o iniyor. %25'e indi. %25'e indi. Birazdan tamam inecektir. Belli ki çöp bir yürüme simülasyonu zaten. Arada bir oradan buradan bir şeyin bağırdığı bilmem ne. Kısa bir oyun diyebiliyorum zaten. Yayınını filan madem bununla yapalım. Bitsin gitsin hepimiz rahat edelim yani. tarih ilgim var ama Türkiye'de meslekler çok sınırlı. Yan meslek olarak turizm düşünmek mantıklı olur mu? Turist rehberliği mi? Yan meslek derken kastettim. Tarih derken. Hani tarihli. Aa, bak gidiyor. Gidiyor. Drop girdi. Drop girdi gidiyor. Geri dön. Geri dön hayır. Geri dön. Ne olur geri dön. Neredeyse. Yüzde kaçtan? Yüzde 37'deyiz. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön internet geri dön. Yapma bunu bana. Yapma bana geri dönüyor. Geri dönüyor, geri döndü. Tamam. Şu an güvendeyiz. Şu an güvendeyiz. Şu an güvendeyiz. Müslüm. Müslüm. Hayır gitti. Gitti. Dur dur, dur 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 gitme 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 gitme. Geri dön. Geri dön. İnternet geri dön. Geri dön. Geri dön. Upload geri dön. Upload. Download seni niye etkiliyor? Upload geri dön. Yarısı inmek üzere. Yarısı inmek üzere. Yarısı inmek üzere. Geri gel. %47'deyiz. %47'deyiz. Geri al. Geri al. Geri al. Geri gel oğlum. Geri gel. Geri gel. Hadi. Hadi. 1.7 GB oldu. 3.2 yaz kaldı. 154 gitme. Oğlum ne güzel gelmiştin geri. Ayda. Om barım barı bari darı da bir şey yapmaya çalışıyorum da şu anda. %58'deyiz arkadaşlar. Azıcık daha dişimizi sıkacağız. Azıcık daha dişimizi sıkacağız. Sıkacağız. Terk etmeyin. Burayı terk etmeyin. %60'dayız. %61'deyiz. Oyun neredeyse indi. Oyun neredeyse indi anlıyor musunuz? Burayı terk etmeyin. Burayı terk etmeyin. Evde teknisyen mi var? Kimle konuşuyorsun? OBS'le konuşuyorum ya. Star Docker çant, evet. Drop yok mu? Nasıl yok ya? Boş vakitlerin izin Türk, Türk yayıncı var mı? E var. Ahmetle ve Talha. Az kaldı. %71. %71. 2020 lira pek zamanım olsa biraz daha bakalım demiştim. Baktım mı? Zamanım olmadı ki. Bir GTA San Andreas şey. GTA San Andreas indirmiyorum şu an. GTA San Andreas indirmiyorum şu an. Poppy Playtime indiriyorum. GTA San Andreas 17 GB abi o bitmez. O bitmez. Poppy Playtime 3 GB. Bu biter. GTA San Andreas 17 GB bitmez abi. Onunla uğraşamam. Onunla uğraşamam yani kesinlikle. Poppy Playtime indiriyorum şu an. Gireceğim bir yarım saat Poppy Playtime. Bok bok oynayacağım böyle bir. Bağıracağım, çağıracağım, kapatacağım o kadar yani. Komutanım annem duş alacak. Ben istifa ediyorum. Peki asker. Peki seni asla unutmayacağız. İnternet hızı ne kadar? 18 arkadaşlar. Pardon 8 100 100 megabit ve 8 megabit download upload. GTA San Andreas'ta 12 yaş oyunu oynayacağız. Hadi bakalım. Aynen öyle, aynen öyle. İncelemede hepsi başı büyük hafifken Far Cry's'in ilk haftanın büyük olması, oyunun özel olması olmasıymış herhalde. Ha, yok hiç alakası yok. Yanlış yazmışımdır yani. Ya, dikkat etmemişimdir yani. Gittim lan yayın. Çöktü mü? Dın, 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 dın. Çok az kaldı. %94. Pes etmeyin. %94'te %95. Barkness hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Ne olur terk etmeyin burayı. %96, %97. Mantıklı. Maya Aydın hoş geldin. Teşekkür ederim. %98 bitiyor arkadaşlar. Terk etmeyin. Bitiyor. %99 bitti. Ve yayın normale döndü. Saniyesinde yayın normale döndü. Nasıl hoşuma gidiyor var ya. Nasıl hoşuma gidiyor var ya. Saniyesinde yayın normale döndü. Vallahi Daş gibi daş. Daş taş. Daş gibi daş. Yes. Yes. Bir back. Bir back. Bu şu an sesi olması gerekiyor değil mi? Bu şu an sesi yok. Bu sesi şu an niye yok? Çünkü okulusta kalmış. Evet. Heh. Şimdi oldu. Evet. Puppy Playtime oynuyoruz. Yuppi. Allah'ım ne kadar da korkacağım şimdi. Ne güzel kafiyeli konuştum lan. Puppy Playtime oynuyoruz şimdi. Ne kadar da korkacağım şimdi. Let's play this shitty game. Chapter 1. Tyskiz. An excellent playtime game. And return to factory <laughs> Burak Ayşen hoş Ney? Ne? Yani eski. Playtime'da çalışan eski bir şirket görevlisi yıllar sonra içindeki herkes kaybolun yıllar sonra şeye geri döndü. Bu bu kadar mı? Biraz fazlasını beklemiştim. Ne yalan söyleyeyim. Yani hikaye sunumu anlamında sadece 2 3 cümlelik bir hikaye sunumu olması beklememiştim. You are about to see the most doll ever Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. Dünyadaki ilk gerçek mantıklı Nazım'la Nafis, Peker hoş geldin. Teşekkür ederim için. Bir çocukla konuşabilen ilk gerçek robot ya da şey diyelim hadi oyuncak. İzleyin hadi izleyelim bakalım. Ha Papi bu muydu? Ben öbürü şey izledim. Bu çok şirin değil bir şey olan şey değil miydi ya? Gerçekten çok tatlı da hiç yani o şu anki izlediğimiz videonun 1960'ların falan oyuncak dizaynlarına benzemiyor gözleri ağızları bilmem ne. Ses azsa arttırabilirim arkadaşlar bu arada. Ses çok mu az? Okey tamam sesi arttıralım. Tamam oyun başlasın sesi arttıralım arkadaşlar. Şu an options'dan giremediğim için ama gerçi maksimum da olsa gerek. Bir saniye. Şöyle ayarlayabilirim. Birazdan ayarlayabilirim. Şu an değil. Oyundaki tek katsini izliyoruz şu an. Oyundaki tek katsini izliyoruz <laughs> muhtemelen <laughs> şu an. Para. Dostkanın kulaklığı 10 TL'ye Yes, teşekkür ederiz. Sağ olun. Arttıracağım ses şimdi. Yes! Epik bir açılış. Happy oyun vakti. Yes! Everyone takes status 10 years ago. We're still here. Find the flower. Herkes personelin oyun önce kaybolduğunu düşünüyor. Biz hala buradayız. Çiçeği bul. Tamam. Personel aslında herkes yem şey dönüştü. Oyuncağı mı dönüştü? Bu mudur büyük protesto. Yes. Oo, menü ekranı inanılmazmış bu arada. Menü ekranı inanılmazmış bu arada. Yaratıcılık akıyor mübarek. Yaratıcılık akıyor mübarek. Settings. Niye 720 de çalışıyor lan bu oyun? Taşak mı geçiyorsun benimle? Oyun 720p'de açılmış anasını satayım. Full screen. Hadi oğlum lan. Oyun çöktü arkadaşlar 1080p'ye geçirenler. Şu an bu görseli görebilecek misiniz çok merak ediyorum. Göremiyorsunuz. Direkt gitmiş. Gitmiş. Oho! Oyun 5 FPS çalışıyor. Bir saniye dur oyun bir dakika kapattım tekrar açmam lazım bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bu ne arası satayım? Açılacağım mı? Kendine geleceğim mi? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor şu anda? Şişt. lan! Alo! Allah ım, Allah ım, Allah. Im. Allah aşkına şunu borderless window'a geri al da. Yani gözünü seveyim. Kurtar beni bu çileden. Bu ne anası satayım. What the fuck is going on ya? Oyunun full screen alınca çalışmıyor oğlum oyun. Tamam Borderless Window'da 1080p oynamak istiyorum oyun. Apply. 1080p olsun istiyorum evet. Subtitle language English evet subtitle açık olsun lütfen. Graphics best, texture quality best, post processing hepsi açık olsun. V-Sync de açık olsun. 60 fps aynen güzel. Oyun sesini de arttırıyorum arttırabildiğim kadar. Siz duyabilin diye. İyi mi böyle? Maximum da bu arada şu an oyun sesi daha fazla olmuyor yani. Ah. Şimdi masum gitti. Ne güzel görünüyorum lan böyle. İyi İyiymiş. Hadi Poppy oynayalım. Papi, Papi. Bana onu lan, niye atladım ben. Bunu okey. En az şimdi alt yazı falan olur. Network'u ne dediğini duyabiliriz yani. Evet alt yazıyı göremiyoruz tabii. Şöyle mi koyayım? And she is the first truly intelligent A little girl can talk to her? Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Yeah. <laughs> Poppy plays time. Yay! She's as lovable as a real girl. And she talks like one too. Hi! My name is Poppy. Tüm dürüstlüğümle tüm kalbimle söylüyorum. Gerçekten fazla şirinsin yani. Gerçek bir kız gibi Poppy her zaman en iyi hale gözükmek istiyor. Mükemmel. Teşekkürler. Kızım. Oyna kızım. Kendi oyuncağınla oyna. Poppy ile oynama. Ben gerçek bir kızım. Tıpkı kızı sizin gibi. Ya da senin gibi. And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. Kişi başı dolara değil bu arada. Kız mı? Kız korkuş değil. Oyun numaramı korkuştur yani. Oyun numaramı oyun umarım korkuştur yani. Birazcık çığlık atmam lazım da. Yani. Birazcık çığlık atmam gerekiyor yoksa insanlar beni izlemeyecekler. Poppy play time. Hadi artık birazcık korkalım. Evet aynen. Playtime. Vintage Poppy commercial. Ee, yani geldiğimiz nokta artık herhalde oyuncak e, fabrikalarının korku oyunları üzerinden yürüyeceğiz galiba. Hani yıllardır Five Nights vardı var da çok fazla kopyası da vardır eminim. Evet. Loading, aynen. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Sesler ne? Lan ne oluyor? What? Oğlum oyun açıldı mı şu anda? Space'e tak taktık ses çıkıyor. Oyun açılıcan mı? Açılıcan mı? Oynanmaya niyetin var mı? Sen oynanabilen bir oyun musun acaba? Hani oynanıyor musun? Hani oynanabilen bir şey miydin sen kanka acaba? He? Last auto save'i bir yükte bakayım ne olacak? Oğlum loading de kalıyor Abi aç açıldı. Bir asıl su açıldı şükürler olsun açıldı. Açıldı bir saniye. Hadi oynayalım biraz. Hadi biraz puppy playtime oynayalım. Yes. Yes, escape the pause. Thank you. <laughs> Bu bir bulmaca olsa gerek. Hangi renkleri hangi şeyde basmam gerektiğini bir yerden bulup geleceğim herhalde. Welcome, thank you. O değildir diye düşünüyorum. Hani Yeşil Bir dakika neydi ki unuttum bile çoktan Unuttum bile çoktan yani Çoktan unuttum bile neydi yeşille başladığını hatırlıyorum Yeşil Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. 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 Ha. Düşündüğümden daha eee mantıklı bir bulmaca ile başladık. Bu oyundan bu kadar mantıklı bulmaca beklemiyordum. Item'ları topla evet. Ya bu kadar basit bekliyordum işte yani. Mavi VHS kasetlerini mavi VHS cihazına tak kadar. Basit şeyler bekliyordum o yüzden tren beni şaşırttı açıkçası. Raps bag, evet. Tides Raps neyi halt yarıyorlar abi? Cannons. Ee? Ne için kullanılıyor ki Allah aşkına bunu? Fabrika için ne için kullanıyordunuz ki? Bir şey taşımak için mi? Only fire small olabilecek Okey. Okay. Ha evet, çalışanaymış. Okey, tamam. Ben teşekkür ediyorum. Bu mu? Alabiliyor muyum? Sal beni artık. Sağ beni artık! Açılacak mı? Kendi kendine. Evet. İlla kasetin bitmesi mi gerekiyormuş açılması için? Fizik. Buradan giremiyor muyum ben ciddi ciddi? o kadar emindim ki girebileceğime yani. Oyunda bayağı karanlık abi. Hatta görmüyorum. P'ye basılsın gidiyor half oynarken gibi. oradan gideceğim galiba ya. Bir de çekip, şey çekip. Oradan gideceğim herhalde. Ha? Abi oha abi arkadaş ekran siyah bir şey nerede? Siyah bir şey mi? Siyah bir şey mi nerede? Buradan girmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama girmiyor. Niye girmiyor? Yani sanki buradan devam etmemi istiyor gibi davranıyor oyun benden. Ama giremiyorum. Vay. hi my name is Late pierre and i'm the head of innovation here at the playtime co toy factory oh yeah if you're seeing this then you're trespassing yeah we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day so trespasser just to make you aware while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care Ha şurada Okey Oyun ne güzel kastıyla Selam Poppy Ha bu Poppy değildi pardon Poppy ayrı bir şeydi Poppy'nin bu olmadığını şey yapmak çok ilginç geliyor Bozuldu mu lan? Bir anahtar sesi duydum bir yerde. Bir yere bir anahtar düştü sanki ama nereye? İki ele mi demek ihtiyacımız var açılması için? Peki. Kapı kapanmış mı oğlum? Kapı zaten kapalı. Bir yere anahtar gibi bir şey mi düştü ya? He? Motion blur kapı. Motion blur açık mı lan? Motion blur ben biraz önce kapatmaya çalışmıştım ama ha harbiden açıkmış. Açıkmış herhalde ama açılır. Ha anahtar bunun elindeymiş. Ver papi. Sen papi değildin değil mi pardon. Fizik. Aldım lan sonunda anahtarı? Tamam. Nerenin anahtarı? Buranın mı? Yes. Görmüyorum ne olduğunu daha. Sadece bir ışık şey olduğunu görüyorum. Oyun harbiden şu an fazla karanlık benim için. Şekilleri görmüyorum neyin ne olduğunu. Bu şekilde mi aktarıyoruz? Şöyle falan. Nereye aktarabilirim ki bunu? Ha buraya. Ha bulmaca falan var oyunda ciddi ciddi. Hmm. Belki odan çevirebilirim dedim ama yetişmiyor. Şöyle falan. Hmm. Oyundan beklemediğim şeyler karşılaşıyorum şu anda. Hadi bakalım. Ciddi, ciddi bulmaca var yani öyle mi? Bu tarz böyle fizik bulmacası, fizik tabanlı bulmacalarım de. Selam. Pardon. Ah! O neydi? O neydi? Bir şey gördüm. Bir şey geçti oradan. Gördünüz arkadaşlar? Neydi arkadaşlar o? Neydi arkadaşlar? Bu daha iyi değil mi? Şöylesi daha iyi. Ah, bu var. Ah. ah çok korktum. Ah. Ah, oh, neydi o öyle? Sarı bir kaset lazım buraya. Bir kaset lazım buraya. Nereden buluruz acaba sarı kaseti? Nedir böyle? Hmm. Demek, demek bütün renkleri bulacağız. Ondan sonra burası açılacak. Mesela biri şurada. Orada ulaşamıyoruz bir saniye. Evet. Bir tanesini daha bulduk arkadaşlar. Evet. Evet bir saniye. Evet arkadaşlar. Kırmızı olanı da bulduk arkadaşlar. İşte burada arkadaşlar. Tamam. Tamam. Keşke geri alma animasyonu da oldu arkadaşlar. Böyle çok saçma görünüyor arkadaşlar. Çünkü bir anda ışın. aydın item bir anda envanterimiz ışınlanınca çok aptalca görünüyor arkadaşlar ama. Olsun arkadaşlar. Çok korkunç arkadaşlar. Evet. Buradan mı çıkacağız? Buradan mı? Hiçbir şey görmüyorum ama her şey dağılıyor zaten oraya çıkınca. Aha da bir tanesi daha buldum. Evet tamam. Hepsini bulduk arkadaşlar. Şimdi sadece geri dönmemiz lazım arkadaşlar. Evet. El işaretleri bırakmışlar neyse ki arkadaşlar. Yoksa o kırmızı kolu kesikli açabileceğimizi düşünmezdik arkadaşlar. Çok iyi olmuş evet. Bütün hepsini yerleştiriyoruz şimdi arkadaşlar. Ve 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 evet. Evet işte bir şeyler oldu. Biliyordum bir şeyler olacağını. Aha O nedir ki? İkinci şey mi? Direkt bize mi gelecek? İkinci kol. Kırmızı kol. Nasıl alabiliriz onu? Yukarıya mı getireceksin onu? Tamam ben geri buradan koşarak yukarı çıkayım o zaman diyecektim. Hayır aşağı indi. Tamam. Anladım. Aldım. İşte içerimde birden var artık. Aha, Böyle yaptım, böyle yaptım. İşte bu. Çözdük arkadaşlar. Çözdük arkadaşlar. Çözdük. Çözdük arkadaşlar. Evet, evet, evet. Harika. Ama, ama çok karanlık ve tabii ki korku devam ediyor. Not enter. Ama, ama burası mı o zaman? We have the complete circuit. Onu mu? Anlamadım. Nerede ne yazacağım lan? Burada complete circuit derken ha burada daha gidiş varmış ama ya. Yani. Kim? Bek. Evet. O da enerji yok. Şurada enerji alacağız herhalde. Şuraya dayayacağız bunu. Sonra buraya mı? Ne oldu lan? Ya bu çözdüm galiba ama bir anda oyun beni ışınladı resmen. Aaa! Korkunç. Ama tanrım. Bunlar ne? Çok korkuyorum. Neler oluyor? çekmem gerekmiyor mu benim hocam? Bak kollarla alakası yoktur herhalde. Yok şu an çekemiyorum hiçbir şekilde bunları. Ne? Adapted orphan today. Yok. I adapted a cat. Thanks. That's more than enough for me. A cat. I mean. O zaman benim geldiğim yer mid lan? Daha şimdiden, daha şimdiden Alzheimer'ım coştu gibi hissediyorum. atarım pembe bir bilgi daha. Acaba nereden? Neplut teşekkür ediyorum Nesil çok sağ ol. What is that? Elektriği aldık. İyi. Lan çok fena arkadaşlar. <laughs> Still better Call of Duty'yi para kaybediyor. Bağış atan yok. Aa. Eee. Abi de duvarda seks yazıyor demeydin. Duvarda seks mi yazıyor? Nerede lan? Kaçırmışım ben o detayı. Ha, Bu at şunu hadi. Hah. Şimdi. Buna illa şey yapmam mı lazım ya? Gerek var mı yani illa? Yok şey uzu bir yere kadar uzayabiliyor. Bir saniye. Sal bakayım bir. mı kaldı? Hepsiyle değmesi gerekiyor mu bunların? Galiba gerekiyor. Galiba hepsine değmesi gerekiyor. Hepsine değmeden buraya getirmenin manası yok. Yok mu? Ha bu sefer de buna değmiyor. Ha. Well fuck, okay. Kapak olmasa daha iyi olurmuş ya. İlla burada mı dolandıracağım ben bunu? Fazla mı derin düşünüyorum gene? O yüzden mi bunu yaşıyoruz şu anda. Yo, yetişmiyor. Bu şekilde yapınca yetişmiyor. Fazla derin düşünmüyorum o zaman. Ne madalyonu bu? İki kolda oynanıyor. İki kolda e, kullanıp kullanmıyor muyum zaten? iki kolda. Ha şu şekilde mi? Yo. Gerçekten bu kabloyu bağlamam gerekmiyor mu benim. Ben yanlış bir mantıkla mı düşünüyorum şu anda oyunu? Zaten şuradan başlatmam gerekiyor. Başka yeri tutmuyor zaten. Kırmızı tutup bunu çektik. Mantıklı. Tamam. Diş fırçalanmazsanız dişleriniz sarı olur. Yes. Teşekkür ediyorum mesajı. Sağ ol. Yani şu şekilde diye düşünüyorum ben ama buradan sonrasında ilerleyemiyorum daha fazla. Daha fazla ilerleyemiyorum. Bu oyun bana tekrar portal oynamayı isteği uyandırdı değil mi? Değil mi? Değil mi? Eee yaklaşamıyorum. Bunun bu taraftayken buradan geçmesi gerekiyor. Beni de. Şuradan başlattıktan sonra. Mekanik backseat de yok. Mekanik değil. Mekaniği çözemedim ben. Mekaniği eğer söylerseniz bana nasıl çalıştığını. Ben bir şey yanlış yapıyorum belli ki de. Neyi yanlış yaptığımı bilmediğim için. Söylerseniz seve seve dinlerim efendim. bu şekilde yapsam olur mu diye merak ettim de olmayacak gibi. Çekebilir misin? Belki dronlarsan olmaz mı? Maalesef olmadı. Ya bu buraya geçten sonra şey yaparsam dedim ama olmadı. Şöyle geçirirsem belki şey yapabilirim diye ummuştum ama. Eh. Şu an neye takılıyorsun sen? Neye takılıyorsun sen şu an? El sevgili el. Yani şunu yapmanı istemiştim sadece ama. Yok olmuyor mu? Maalesef. E ee. Diğer eline elektrik verebiliyorsun. Tamam da. Yani şu şekilde hani bu şeyden bir elimle tut bir elimle verme muhabbetlik ya olay. Benim şu an kafam neyi basmıyor? Ben şu an niye embesli konumuna yerleşmiş durumdayım? diğer evime elektrik verebileceğimi anlıyorum. Onda bir sıkıntım yok da. Anlamadığım kısım hangisi onu çözemedim şu an. Şöyle bağlamış olsam dedim zaten. Ben özellikle sahilme götürüp şey yapıyorum. Böyle yerdeki de öyle sar. Yerdekini tut. Yerdekini tut mu? Arkadaşlar benim beynim çalışmıyor ya. Beynimde bir güç diğer yerini onu, onu yapmıyor muyum zaten? Ben ne yapıyorum? Ya söylediğiniz şeyi yapmıyor muyum zaten? Anlamadım. Benim beynim çalışmıyor ya. Benim beynim çalışmıyor arkadaşlar. Tekinden geçirerek karşıya geç. What? Buraya kadar uzayabiliyormuş kablo bu arada. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar söylediğinizden. Yani ben... Oha! Bir dakika oyun fena... Hah! Oyun fena sapıttı yani. Gece 3'te dost yol izledim, öldüm denemeyin. Mavi elle elektriği al kırmızı elle çekersin köprüyü lan ne fark ediyor kırmızı elle elektriği alıp mavi elle çekince ne fark ediyor Benim yaptığımdan farklı olan şey ne anlamadım onu anlamadım ben sadece Hani iki elde kullanmıyormuşum gibi davranıyorsunuz ama kullanıyorum Tam olarak şey yapmadığım e, kısım ne anlamadığım kısım ne Onu yapıyorum zaten kırmızı elle çekiyordum yani mavi elle çekiyordum ben önce köprüyü de Ah yine aynı şey aynı sonuca geldik gene Aa ah, bu sefer mavi elle aldım bu sefer kırmızı elle çekemiyorum bir elektrik yerini saçan diğer elle de elektrik yerini yerdekini çekemiyorsun. Tamam yerdekini zaten çekimi çünkü şey yetmiyor. Tablo zaten yetmiyor da. Ben şu an şeyi çözebilmiş durumda değilim arkadaşlar yani. Ee, hani bana söylemeye çalıştığınız şeyin ne olduğunu anlamış şu an boş boş bakıyorum yani. Tamam. Ahmet Samet kardeşim hoş geldin teşekkür etmesi için. Yani şunu şöyle aldığımızı düşünelim. da buraya takılacak. Yani şuradan mesafe kazanmam için bunu çekmem gerekiyor zaten. Şöyle. Değil mi? Tamam. Sonra şeyi bıraktım. Okey. Buraya kadar zaten geldik. Bunda da sıkıntı yok. Tamam bunu da yaptım. Oraya da değdirdim. Ama şunu nasıl çekeceğimi çözememiş değilim. Ya bunu nasıl iş şey yaptım çözememiş değilim yani. Abi tekinden geçir istasyonlara karşıya geç diğerinden geçir. Okey. Bu mantıklı bir çözüm gibi geldi evet. Demiştik ama bir saniye. Önce şu D düşme. Önce şu de yapmıştık. Önce soldakini alırsam karşıya geçirecek kadar alanım oluyordu galiba. Ama düşmeseydim iyi olacaktı. tamam sağ. Sağ evet. Baktığım tarafı görmediğim için. Galiba soldakinden geçirdiğim zaman yeteri kadar şeyim oluyordu. Alanım oluyordu galiba. Yani şu şekilde yaptığım zaman. Aynen. Niye yetişemiyorsun sevgili arkadaşım? Yetiş hadi. Tamam. Sal şimdi. Tamam. Şimdi. Aynen. Şu anda böyle böyle yetişeceksin mi peki? Yok gene yetiştiremedim ki. Bundan başlatıp Sonra bundan başlat. Yetişirsin sen oraya bir oğlum. Hadi oğlum. Yes. Teşekkür ediyorum. Önce birinden sonra diğerinden geçin diyen teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bana eee söylenenler içerisinde yardımcı olan bir tek oydu. İki eli de kullan deyip duruyorlar bana. Sanki iki eli kullanmıyormuşum gibi. İki eli kullanıyorum abi. Bulmacayı çözemedim direkt. Yani şu, önce şundan geçirmem gerektiğini çözemedim sadece. Evet. Teşekkür ediyorum şeyi söyleyen arkadaşa. Önce öbüründen geçir sonra öbürünü yap diyen arkadaşa teşekkür ediyorum. Gerçek MVP o. Şimdi bilmiyorum ama gerçek MVP o. Teşekkür ediyorum. Sırf yolu söylemek için sab oldum. Geç kaldım biraz ama teşekkür ediyorum yani. Teşekkür ediyorum sağ olasın. <laughs> <laughs> evet şimdi çalışıyorum bunlar artık. Bunlarla bir alakası yok muydu? Yukarıda yaptığım şeyin. Aşağı hızlı mı indim ben? Yukarıda bir şey mi atladım yine? Çünkü buraya elektrik gelmiş gibi durmuyor. Let's see. Bir şeye basmadan geri mi indim ben direkt? Elektriği verdikten sonra falan. Ve hala elektrik alabiliyor muyum? Niye? Yapmadım mı saydı? Ne oldu tam olarak orada? fazla mı dolandırdım? Tamam, fazla dolandırdım. Okey, özür dilerim. Özür dilerim. Tamam fazla dolandırdım. Fazla dolandırdım. Tamam, özür dilerim. Gel. Gel, tamam, gel. Oha! Aman Allah'ım, onunca iyi oynanabiliyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bulmacayı çözdüm dimi ben? Bulmacayı çözdüm. Peki niye hiçbir elektrik gelmiş gibi hissetmiyorum? Aşağı atlasam ölür müyüm? Yo. Sadece canım yandı. Okey. Bum da mı? Bu mu açıldı sadece? Hayır. Peki. Peki. Ha buralar görünmez var. Geçemiyorum. Peki. Peki. Ben ne yaptım? Peki söyleyin. Hünkârım. Ben ne yaptım? Ben biraz önce ne yaptım elektriği açarak hünkârım? Bana bir cevap verin o zaman. Ben ne ettim? Yani. İki elinde şalterleri indirebiliyorsun. Bunlar şalter değil zaten. Hayır, biraz önce şey yaptık. Elektriği verdik oraya. Tamam. Elektriği verdik. Orada bir sıkıntı olmadı da. Hatta tekrar denedim aynı şeyi. Gene elektrik veremiyorum artık. Bir çele verdim yani. Oyun bulmacayı saymışım. Oyun bulmacayı çözmüşüm kabul ediyor. Asıl ...torun sonrasında What the fuck am I supposed to do? Sonrasında ne yapmam gerekiyor? Hani elektriği verdik oraya. Buraya elektriği verdim. Sonrasında ne yapmam gerekiyor ama onu bilemiyorum. Ortadaki düğme, ortadaki tuş. Bas bas. Ortadaki tuş dediğiniz şu mu arkadaşlar? Biraz önce önüne kadar geldim ama illa elimle mi basmam gerekiyor? Ya yani gelip eyle el de bastım biraz önce. Lan biraz önce E'ye bastım defalarca ben buna. Oğlum yemin ediyorum bastım ben bunun yanına gelip E'ye. Yemin ediyorum bastım dibine kadar sokulup E'ye bastım biraz gördünüz yani. Yana böyle gelip baktığım oldu yani E'ye bastım defalarca. Çalışmadı tepki bile vermedi biraz önce. Ah. Bastım ulan ben onun yanına gelip bastım E'ye. Buraya geldim E'ye bastım işlemedi anasını satayım ne yapıyorsun kanka? Hadi ne yapıyorsan yapar. artık. Sonucu görmek istiyorum yani. He oyuna dalga geçti şimdi o senin dalga geçiyor. Evet kalaslığıyla. Komutları algılamasının şeyiyle hantallığıyla beni dalga geçiyor. Keyif alıyorum. Bir şey mi üretecek onu bekliyorum da ben şu an. Hani parçalar indi ya. Hani bunları böyle birleştirip bir şey üretmesini falan bekliyorum şu anda. Bana böyle en son bir şeyler verir diye bekliyorum büyük bir heyecanla. Bu kadar sürmesi normal mi? Gerçekçi olduğu için mi? Oyuncak geliyor. Oyuncağımı mı ver? Bütün bu tantana bunun için miydi lan? Kapıyı açacağım mı bana? What? Nobody lives without a toy, okey. Buradan oyuncaksız kaçılamıyormuş, peki. Oyuncak satın almadan geçemiyoruz buradan, öyle mi? Fabrika turu mu yoksa şey mi kendisi mi kendisi sadece? Açılabilen pek şu vardır diye düşünmüştüm, kapısı olduğu için. Çok korkunç! Hayır! Ben şimdi ne yapacağım? Hayır. Papi geldi. Lan salçuk Yalnız yapıştı bırakmıyor ya. Oğlum. Lan. Ha? Ondan Hayır, papi değildi bu neydi? Hayır, kapıyı da kapandı. Aa! Bu ne lan Undertale Game Over screen'i gibi? Your determination is so strong, boy. Don't give up. Get up, come on. Dun 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 veriyorum? Don't. Ai! Bacita Really? Okay. Ah! Ah! Tamam hadi direkt açalım, tamam. Sıkmaz, şakanın da tadı kaçtı değil mi? Gitmem gerektiğine hiç emin değilim. Sadece koşuyorum ama bakalım. Galiba oradan girmem gerekiyordu. Selam. Oradan girmem gerekiyormuş. Maalesef. Maalesef oradan girmem gerekiyormuş yani. Kulakla yalnızken oynasam bir anda kaçmış gibi o kadar rahat olmazdım. Ee, olabilir. Olabilir. Yayında olmak pek çok şeyi değiştiriyor elbette. Yayında bir şeyleri oynarken ee, daha farklı bir atmosfer yaşanıyor. Yalnız bu kaçış sekansı uzunmuş ve hata yapmaya gelmiyor onu söyleyeyim. Hani her yer birbirine benziyor. Bütün hani gezdiğin borular birbirine benziyor. Her an sağa sola dönmen gerekebiliyor. Ve kaçırdıysan sıçtın reis. Yani nereden döneceğini kaçırdıysan böyle olduğu gibi mesela. Ayvayı yedin. Anında ölüyorsun. Yani yanlış bir tarafa sapmamak için dua etmen gerekiyor. Kısacası. Burada soldan bir yerden giriyorduk herhalde. Burası değil. Burası. Bak. What? Okay. Selam. Um, 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 okay. Teşekkür ederim. Turn back danger no turn back. Oğlum yürü. Niye yavaşladın lan? Karakter yavaşladı. Acayip yavaşladı karakter. Ha vur. Geç gördüm. Çok geç gördüm. Çok geç gördüm. <laughs> çok geç gördüm. O ne lan? O hangi dil? Get up. Thank you. Çok ge çok geç gördüm. Maalesef çok geç gördüm yani. En baştan tabii ki. Al. Ha böyleydi. Unuttum bu arada. Unuttum bu arada. Her yer birbirine benziyor. Her yer birbirine benziyor. Azıcık yalanım ve kokusu scared dude diye bedavadan reklam olacaksın abi TikTok'a falan. Ha. Şu andan itibaren klip alın. Şu andan itibaren klip alın tamam mı? Şu andan itibaren. Bak şu andan itibaren bütün kaç sekansını baştan yaşıyoruz tamam mı? TikTok'ta klip olarak atıyoruz bunu şu andan itibaren. Ben normal oynuyorum. Hmm. Buradan girilmiyor. Buradan girmiyor.

klip olarak atın. Buradan bir 100 bir 100-200 ince izler, izleyici falan ha? Kasarız. Ne diyorsunuz? Bence buradan 100-200 izleyici kasarız abi. Valla. Bence buradan yürürüz yani ben size söyleyeyim. Ay bağırmaktan nefes darlığı çektim anasını. O kadar fazla hahu yaptım ki. Umarım komşularım şey yapmamıştır. Her tarafta VHS var ama kasetleri bulamıyorum hiçbir. Işıkları <laughs> tutup pardon. Ah. No run, stop, go back, danger, whatever. A, F. Poppy you opened my case Ed. huh? ফল দেবো ওই দিয়ে দেবো Ulan 50 milyon kişi çalışmış oyunda bu kadar mı oyun? Para. Mücahit Karabey gece gece ne güldüm? Neye güldün Mücahit? Benim beceriksizliğime mi yoksa şey mi? Gel korkma RPM mi? Para teşekkür ederim. Chapter 1 yazıyor devamı gelir. İyi de chapter 1 yazıyor ben hani bu oyunun chapter 1'i hani ilerledikçe chapter 2, chapter 3, chapter çıkar diye What? Oğlum Oha Before you rise oynasaydım bunlara gerek olmazdı Abi kısa bir şey istedim yani Aşırı kısa lan Bir saniye ne yaptığımı bilirsem ne kadar sürede bitirebilirim dersiniz Oldene batını skip dedik skip. Oha, speedrun başladı. Yeşil pembe sarı kırmızı 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 Aa ben bunu izlemek zorunda mıyım şimdi hepsini baştan sona tekrardan? Kaset izlemek zorunda mıyım? İstemiyorum. İstemiyorum hayır. İstemiyorum. 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 Tamam vazgeçtim. 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 Üst komşu bana mesaj etti. Senin sesin ta yukarı gitmiş tebrikler. En üst katta oturmuyor olsam bu söylediğine belki inanabilirdim de en üst katta oturuyorum. Aşağı gitmiş olabilirdi yani. That was fucking stupid. Dreams Speedrun Harbiden oyun Dreams'de yapılmış gibi değil miydi? Oyun Dreams'de yapılmış gibi değil mi ama? Hani Dreams'de başladığınız tüm oyunlar gibi böyle bir noktada so, to be continued, end of chapter 1 deyip asla devamı gelmiyor. Şeyler gibi. Ha? Daha oyuncak yapılması falan bir harbiden ya. Öyle bir şeyler var. TV prizden çıkarabiliyor muyum? Allah mı? Hayır çıkaramıyorum. Çıkaramıyorum. Önceki her roleplay'im şahsa korktu hali bir an olsun doğal davranan dost bey. Hmm. Abi o Dream değil. Yok ben o, o Dream olduğunu düşünmedim. Sadece Dream dediğiniz zaman Dreams geldi benim aklıma. Oradan girdim yani. Bahsettiğim o değil. Yoksa. Siz Dream deyince benim aklıma Dreams geldi. Dreams'de yapılmış bir oyun gibi hissediyor dedim o yüzden yani. Senin komşun değil benim komşum bana mesaj Senin üst komşun sana. Tamam. Ben... Dream bir YouTuber Minecraft Arkadaşlar bahsettiğim o değildi. Biliyorum. Dream'den daha önce bahsettiniz çünkü. Dream'den daha önce bahsettiniz. kez duymuyorum Dream'in ismi ya. O korku repetasyon sesleri duyan komşular net olarak gay olduğunu düşünecekler. Bu oyuna elmas verir misin? Tabii ki. Siz istedikten sonra her oyuna da elmas veririm. Neden olmasın? Siz isteyin her oyuna elmas vereyim. Bak. Bir an için bir an için oyun beni gerçekten verdiğim paradan çok daha fazlasını değecek bir şey olduğunu inandırdı bir an için. Bir an için sadece. Hani 10 lira verdim ve karşında gerçekten fizik tabanlı bulmacalar olan bir oyunla karşılaşacağımı zannettim. Vardı evet ama sadece bir tane fizik tabanlı bulmaca olacağını düşünmemiştim oyun içerisinde. Bir tane fizik tabanlı bulmaca bir tane kaçış sekansı. Hani bir an için gerçekten paramın karşılığını fazlasıyla aldığımı düşündüm bir an için. Oyun beni bir kandırmaya başardı. Oyunu satın alırken, oyunu satın alırken chapter 1 falan filan yazmıyor. Oyunu satın alırken chapter 1 falan yazmıyor. Oyunu satın alırken bakın ne puppy playtime yazıyor. Şu, şu an göremiyoruz tabii. Ben de şu tekrar buraya alayım. Sadece puppy playtime yazıyor. There is no chapter 1 or any shit like that yani lütfen. Bir saniye. Mağaza sayfasına gidiyorum. Poppy Playtime... Burada şey de yazmıyor. Erken erişim falan filan bir şey de yazmıyor. You must have... ...etc. This game currently includes the first chapter. Any future chapters will also cost 5 dollars and will be in the form of fucking DLC! Daha fazla ödemeyeceğimiz zannedenler varsa... Daha fazla ödemeyeceğimiz zannedenler varsa... ...şurayı görmenizi istiyorum bak ne diyor? Bu oyun sadece birinci chapter'ı barındırmaktadır. Gelecekte çıkacak olan chapter'ların da her biri tanesi 5 dolardır ve DLC formunda satılacaklardır. Yani devamına para ödemeyeceğiniz zannedenler varsa 10 lira verdik devamı gelecek zaten varsa yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. 5 dolar 5 dolar 5 dolar yani 10 lira hadi 5 dolar artık 10 lira değil bu arada ama onlar doları 2 lira olarak kabul ediyorlar neyse ki. yani 5 dolardan olsa her bir chapter'a 60 lira falan ödememiz lazım. 60 liradan daha fazla. Oha. Hagiwagi ate my ass demiş biri. Çok güzel yazmış. Marvel Instagram sayfasına girme şansım var mı? 3 Spider-Man'i kendileri sızdırdı. Bakalım. Tu Story'lerine mi bakacağım nereye bakacağım Nereye bakacağım Yeşil Goblin olan posta bak her spider çizgileri farklı. Yeşil Goblin olan post. Şeyi mi diyorsunuz? Bu Green Goblin'in Doktor Octopus'un bir de Electron olduğu posta. Orada Spider-Man şeylerinin profil Spider-Man arkadan gözüken profil Spider-Man'lerin farklı olduğunu mu söylüyorsunuz? O mu sızdırdı dedikleri? Çok dönen bir şey değilmiş. Çok dönen önemli bir şey değilmiş yani eğer oysa. Bu arada abi, 10 liraya yapacak o da bir şey yok ki. Memleketi çok mantıksız değil. <laughs> 10 liraya 20 dakika eğlenmek istiyorsanız neden olmasın? Ben bir oyuna 10 lira verdiğim zaman ödediğim her 10 liranın açıkçası bir saate denk gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim kafa yapım öyleydi. Ondan dolayı hayal kırıklığına uğradım yani. Ciddi söyleyeyim öyle biraz o potansiyel vaat ediyor. İşte zaten derim ya bir an için şaşırdım yani. Diyete döndün mü? Döndüm. Yaptırda diye çok bir oyun olarak gelse her oyunu bitirip iade edersin. Mantıklı, mantıklı. Bir buçuk dolar öyle kaldım. Kitapsa 25 lira kesti. Şok oldum abi. Normaldir. Normaldir. Neyse arkadaşlar bu yayından da bu kadar. Böyle saçma sapan bir yayın oldu bu da. Yani neyse ki neyse ki sohbeti uzatmışım. Poppy playtime'ın bu kadar kısa olduğunu bilmiyordum bu arada. Hani bu biraz fazla. Bu kadar kısa olduğunu düşünmemiştim. Ee, hani 2 saat 1-2 saat falan diyor düşünüyordum ben. Biri yayında 30 dakika dedi. Poppy'den mi bahsediyordu emin değildim. Hani Poppy'den bahsediyormuş. Yani yarım saatten çok daha kısa. Neyse ki şeyi uzatmışım. Sohbeti uzatmışım da Böyle saçma sapan bir şey oldu. Neyse. Haydi. Herkese iyi geceler. Estus. Estus odasına gitti. Neyse. Bir dahaki yayında Before Your Eyes oynayıp hazırlamalı yayın olsun. Güzel fikir. Haydi herkese iyi geceler. Haydi görüşürüz bakalım.